iddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 5 Haziran 2024. Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor yaklaşık. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bu hafta yoğun geçiyor. Dün de hem amili takımımızın İtalya ile oynadığı hazır karşılaşması vardı. Saat 22'de başladı. Ve gün içerisinde tabii Galatasaray'da Erden Timur'un düzenlediği yaklaşık 1,5 saat süren basın toplantısı önemli gündem maddeleriydi. Fenerbahçe'deki seçim maratonu devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yine adaylardan Aziz Yıldırım dün de üyelerle buluştular. Medyaya da yansıyan birçok açıklamaları oldu, sataşmalar oldu, karşılıklı atışmalar oldu. İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nu bir konuda itham etti. Şekip Mosturoğlu'ndan yazılı bir açıklama geldi. Onun haricinde Acun Ilıcalı yine dün onun da bazı sözleri medyaya yansıdı. Orada da hareketlilik hala sürüyor. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda belirsizlik sürüyor. Onunla ilgili gelişmeleri her gün konuşuyoruz. Bugün de yine birkaç farklı bilgiyle gündemi aktaracağım. Dönelim milli takıma. Dün milliler Bologna'da İtalya'yla karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Hücum anlamında iki takımın da çok iyi bir oyun ortaya koyamadığı bir karşılaşma oldu. Rakip kaleye 10 şutta 2 isabet bulabildik. İtalyanların 11 şutta yine 2 isabet sağladığını ki o isabetlerden biri de 90+3'te maçın son anında geldi. Diğer isabet zaten çok kolay bir şuttu Altay'ın üzerine gelen. O açıdan hani çok iyi bir sınav, çok keyifli bir karşılaşma değildi. İzlemesi zor bir mücadeleydi. Hani saha içindeki disiplini, taktiği, bazı bireysel performanslara dikkat kesildik ama onun haricinde gerçekten kolay bir karşılaşma değildi. Montella'nın ilk 11 tercihi, ilk 11 tercihiyle birlikte oyuncu değişiklikleri tercihi de tabii ki konuşulacak. Biz de değerlendireceğiz. Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın şu anda göz bebeği, o da milli takım formasıyla ilk maçına çıktı. 82. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Maçta tabii üzücü bir gelişme de yaşandı. İlk 11'de başlayan Ozan Kabak 42. dakikada çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Hemen zaten etrafındaki futbolcuların tepkilerinden sakatlığının boyutunun çok ciddi olduğu gözüküyordu. İlk gelen bilgiler de yine pek iyi değil. Ozan Kabak'la alakalı olarak turnuvayı kapattı. Ozan daha önce Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal da yine sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarılmışlardı. Ozan da bu isimlere eklenecek. Bugün tahmin ediyorum ki resmi açıklama gelecek ve stoper rotasyonundaki alternatiflerimiz azalmaya devam ediyor. Bakalım Montella burada nasıl bir tercihte bulunacak? Ekstra bir oyuncu çağıracak mı stopere? Böyle tatilden böyle hikayeler olur. Tatile çıkmıştır futbolcu, sakatlıklarla birlikte milli takım kampına gelir. Yoksa takım içerisinden bir alternatif mi yaratacak ki? Kaan Ayhan dün ilk 11'de tercih edildi ve orta sahada Hakan Çağanoğlu'na eşlik etmişti. Onun da tabii ki stopere geçme ihtimali bulunuyor. Dün dediğim gibi bu şekilde bir karşılaşma oldu. Oğuz Aydın yine ilk 11'de sahaya çıktı. Onun için de duygusal bir karşılaşmaydı. Pek etkili olamadı. 46'da yerine Abdülkadir Ömür'e bıraktı. Biraz deneme de yapıyor. Vincenzo Montella henüz nihai kadrosunu bulabilmiş değil ya da bulsa bile hala böyle deneme yapıyor. Bugün de yine Ümit Milli Takım'la bir hazırlık maçı olacak. Millilerimizin orada da az fırsat bulan ya da hiç fırsat bulamayan futbolcuları deneyecek ve galiba 3 gün içerisinde de nihai kadroyu UEFA'ya bildirmek durumunda Vincenzo Montella. Bakalım hangi isimler orada olacaklar. Biz de tabii ki programda seviyoruz bu tarz şeyleri değerlendirmeyi. Onları da değerlendireceğiz. Geçelim diğer maçlara. Dün milli takımımızın gruptaki rakiplerinden Portekiz Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Ve karşılaşmayı 4-2'lik skorla kazanmasını bildi Portekiz. Goller Ruben Dias, Diego Jota penaltı, Bruno Fernandes ve yine Bruno Fernandes'den
geldi. Finlandiya ise Pukki ile 2 gol buldu ama maç 3-0 iken 3-2'ye getirebildi. Ancak Pukki 84'te de Fernandez skoru belirleyen golü kaydetti. Cristiano Ronaldo takımın yıldızı bu maçın kadrosuna yer almadı. Biraz yedek ağırlıklı bir kadro çıkardığını görüyorum. Teknik direktörü Portekiz'in Roberto Martinez. O yüzden hani buna rağmen iyi bir skor ortaya çıkmış Portekiz adına. Diğer sonuçlar: İrlanda 2, Macaristan 1, Avusturya galibiyetlere devam ediyor. Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Dušan Tadić bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. 10 numarada oynamış gözüküyor önümdeki bilgi ekranında. Onu söyleyeyim. Oyundan da 46. dakikada çıkmış. Romanya 0, Bulgaristan 0, İsviçre 4, Estonya 0 ve Slovenya 2, Ermenistan 1. Erkekler milli takımlardaki sonuçlar bunlar. Kadınlarda milli takımımız Azerbaycan deplasmanındaydı. Orada da bir sıfırlık mağlubiyet geldi. Grup lideri İsviçre'de Macaristan'a kaybetti. Yani grupta 3 ve 4. olan takımlar 1 ve 2. sıradaki takımları mağlup etti. Aslında büyük bir fırsat vardı bu maçı. Kazansak İsviçre ile puan puana gelecektik ama artık daha sonraki karşılaşmalarda o fırsatı kovalayacağız. Maçlar demişken tenisten de bahsedeyim. Roland Garros'ta artık finale doğru yaklaşılıyor. Dün de çeyrek finallerde ilk karşılaşmalar oynandı. Erkeklerde favoriler Carlos Alcaraz ve Yannick Sinner, rakipleri Tsitsipas ve Dimitrov'u 3'er sıfırlık setlerle mağlup etmeyi başarıp yarı finale çıkmayı da başardılar. Bugün de diğer iki çeyrek final oynanacak. Tabii Djokovic sakatlığı nedeniyle çekildiği için Casper Ruud otomatik olarak yarı finale çıktı. Diğer çeyrek finalde de Zverev ile Dominor karşı karşıya gelecekler. Kadınlarda da dün iki çeyrek final maçı vardı. Oradaki sonuçları da bulabilirsem söyleyeyim. Coco Gauff Jabeur'ü 2-1 ile mağlup etti. Swiatek de yine Vondrousova'yı mağlup etmeyi başardı. Bugünkü iki çeyrek finalle birlikte orada da yarı final eşleşmeleri belli olacak. Az önce de söyledim, bugün konuşacağımız konulardan biri tabii Erden Timur'un açıklamalar olacak. Uzun bir basın toplantısı yaptı. İsim vermeden Galatasaray'daki iç siyasete yönelik eleştirilerde bulundu. Fakat tabii isim vermemesi bir kafa karışıklığına da, bir bilgi kirliliğine de yol açtı Erden Timur'un. Onun toplantısından öne çıkan sözler, tespitleri de konuşacağız gün içerisinde. Hani sıcağı sıcağına ben de değerlendirdim öğlen etik programında ama akşam da biraz okuyunca bazı yorumları, bazı şeyler de kafamda şekillendi. Onları da program içerisinde konuşuruz. Beşiktaş'taki teknik direktör konusu demiştim. Bir de sportif direktör durumu var Beşiktaş'ta. Orada da Morgan Desantis en sıcak aday gözüküyordu. Fakat en son gelen bilgi, Morgan Desantis'le de Beşiktaş anlaşamadı. Ve artık başka bir isme gitmek durumunda. Teknik direktör hala belli değil. Gerçekten hani Beşiktaşlar adına zor günler, haberleri takip etmesi kolay değil. Negatif anlamda, çünkü sürekli bir görüşme var fakat bir türlü sonuca vardırılamıyor. Yine dün de durum değişmedi açıkçası. Evet, 7.09 bir araya gidelim. Aradan sonra da şarkı reklam arasından sonra da milli takımı konuşmaya başlayacağız. Bugün bu arada Genç abi de aramıza tekrar geri döndü. Onunla birlikteyiz, onu da söyleyeyim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. 7.17 saatlerimiz, milli takımı konuşmaya başlayacağız. Ama önce Genco abi, sana bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Teşekkürler. 2 gündür aramızda yoktun. Zor günler geçirdin hastalık konusunda. Ya valla bir virüs olduğunu sonradan aklıma geldi, öğrendim. Çünkü bizim hangi maça da Rahmi var, o çok ateşlendi ama onunkisi bir hafta sürdü. 2 kere serum aldı. Benimkisi zannedersem hem evde çok dinlenmem hem de aşırı sıcaktan dolayı çok fazla terledim. Biraz daha çabuk. Ama ya yani hem daha yordu hem daha çabuk geçti ama daha da yordu. Yani hani çok biraz rahatsız
bir çok, iki gündü yani. Evet, çok da sıcak bu arada bir taraftan. Dediğin gibi dün evde hani oturmak çok zordu, kendi adıma söyleyeyim gece. Yok, çok çok. Yani duş çok. Aldım devre arasında maçın ama bana mısın demedi. Boş boşuna almış gibi oldu açıkçası. Zor bir gündü. Bu şekilde de devam edecek. Yani Haziran'da bu arada dün bir tweet gördüm. Hani tam bir Haziran'da geldi. Evet, demişler. Aynen. Yani bir Haziran günü sanki böyle sıcak hava kapıyı açtı. Evet, net şekilde geçildi. Birkaç gündür de böyle bir sıcakla biz de mücadele ediyoruz. Şimdi milli takıma dönelim. Milli takım dün İtalya'da, Bologna'da İtalya'nın rakibi oldu. Ve hani turnuva öncesi tabii ki bir göstergedir. Hangi oyuncuları tercih edebilir? Nasıl bir düzenle sahaya çıkacak takım? Bunları biraz anlamaya çalışırız. Dün de Montella aslında çok fazla düzeni bozmadı. Ön tarafta bir ikili, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz'ı tercih etti. Net bir santrfor kullanmadı ki Enes zaten sakatlığı sebebiyle çıkmıştı. Elinde işte Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun gibi isimler vardı. Barış Alper Yılmaz'ı ve Yusuf Yazıcı'yı tercih etti ki dediğim gibi dün biraz öğlen programda sanıyorum konuşmuştuk. Böyle bir tercih de çok anormal değil. Çok net anlayabiliyorum. Sol tarafta Kenan Yıldız, sağ tarafta da ilk kez milli takım forması giyen Oğuz Aydın vardı dün. Bu arada iki oyuncu kadroda yoktu. Ferdi Kadıoğlu ve Yunus Akgün hafif sakatlıkları varmış. O yüzden sağda İrfan Can da sanıyorum tam hazır mı değil. Dünkü maçta süre de almadı. Mesela Oğuz'u oyundan çıkardığı noktada Abdülkadir Ömür'ü tercih etti. Montella böyle bir tercihte bulundu. Savunma hattında Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı ikilisi yine çok anormal değil. Belki Abdülkerim Merih görürüz diyorduk turnuvada ki maalesef dün sakatlıkla birlikte bu ihtimal de bir hayli güçlendi. Sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte Mert Müldür. Merkezde Hakan Çağanoğlu'na Kaan Ayhan eşlik etti. İsmail'in henüz tam hazır olmadığı noktada ve kalede de çok enteresan tercih herhalde kaledeki tercih oldu. Altay Bayındır'ı dünkü karşılaşmada gördük. Yani Mert mi Uğurcan mı tartışmasında derken, ki Mert ağır basan isim orada. Bu maçta neden acaba Altay Bayındır'ı tercih etti? Manchester'da bir maç oynadı sadece. Evet. Milli takımında 3. kalecisi konumunda ideal şartlarda ama dün tercihini Altay'dan yana kullandı. Bilmiyorum bununla ilgili bir soru geldi mi? Ben sosyal medyada bir açıklamasını görmedim. Ama bakacağım TFF Ok'tan açıklamalara. O da ilginç bir tercihti. Peki sen maçı nasıl buldun Genco abi? Hani 0-0 bitti. Ben çok keyifli değildi dedim. Değildi. Hücum anlamında özellikle hani belki yerleşimi izlemek, işte pres şemasını izlemek falan. Hani onlardan da bir zevk çıkarılabilir ama dün ben o anlamda da çok fazla bir keyif alamadım maçtan. Ya yok Mert şimdi yani eskiden bu tip şampiyonalardan önce oynanan milli maçlarda oyuncularda böyle bir istek, şevk, kendini gösterme, hocaya kendini gösterme olayı biraz daha fazla olurdu. Ama artık dün maçın ilk 20 dakikasında şunu anladım. O kadar çok fikstürü var ki oyuncuların. Hele ki bu seviyedeki işte İtalya, Türkiye'de mesela işte oyuncuların çoğu zaten işte Galatasaray, Fenerbahçe, işte Beşiktaş. Bunlar da dolayısıyla Avrupa heyecanı yaşayan takımlar. Yani anormal bir fikstürden geçiyorlar ve yani şu maçın ben izlerken oyuncular adına çok ağır bir angarya gibi hissettim. Yani sanki şurada bir tane iki tane maç yapıp en fazla o da hemen şampiyonaya geçirse. Çünkü zaten ligleri bu oyuncuların bitmiş. Mayıs'ın ortasında bazıları 3. haftada İtalya Ligi'nde bir de hafta sonu maç yapıldı yani bir tane erteleme maçı yapıldı. Şimdi 3 tane hazırlık maçı yapacaksın ya yapmayacaksın. Bugün ayın kaçı oldu? 6'sı mı? 5'i. Turnuva başlıyor 9 gün sonra ya da 8 gün sonra o ikisinden biri. Bana çok keyifsiz bir futbol maçı geldi. Yani hani eskiden Türkiye İtalya ile oynayacak falan. Hani o heyecan biraz vardı bende. Ama kadro seçimi de mesela işte Altay'ı görünce yani turnuvada Altay'ın oynamayacağını herhalde hepimiz şimdiden söyleyebiliriz diye tahmin ediyorum. Evet. Enes pazartesi ben yayında yoktum pazar günü ya da cumartesi günü hatırlamıyorum. Çok üzüldüğüm bir haber oldu Enes'in sakatlanması. Çok görmek istiyordum onu bu turnuvada. Ama sakatlandı.
Barış Alper ile çıkınca Twitter'da Beşiktaş tayfasında bayağı bir isyan gördüm. Ya sonuçta hoca bazı şeyleri görmek istiyor. Tamam, o açıdan onları detaylı bir şekilde konuşuruz ama maç çok keyifsizdi. Ve ben de bunu futbolcuların yaşadığı çok yoğun fikstüre bağlıyorum. Yani artık bu tip maçların hakikaten önemi kalmamış onlar için. Peki şöyle bakabilir miyiz Genç abi? Ben de farklı bir pencereden bakayım. Şimdi milli takım Mart ayında 2 hazırlık maçı yaptı. İkisini de kaybetti. Evet. Özellikle Avusturya karşı alınan 6-1'lik mağlubiyet yaralayıcıydı. Macaristan'da 1-0 kaybetti. Şimdi böyle bir maçı da üst üste 3. mağlubiyet olmaması için biraz daha işini savunma kısmında daha önem veren bir görüntüde olması, hele ki rakibin gücüyle birlikte düşünüldüğünde, bana çok anormal gelmiyor. Bir doğru, özgüven açısından da çok önemli. 3 maç üst üste kaybetmek tam var. Böyle bir şampiyon öncesinde. Aynen, onu da istemedi belli ki. Bir de hani turnuva açısından bakarsak, evet bu maç sıkıcıydı ama turnuvalar da sıkıcı. Turnuvalarda da hata yapma lüksün yok. 90 dakika iyi geçirmek zorundasın. Hani turnuva gözüyle baktığında aslında kötü de bir oyun yoktu bence. Yani 0-0 en azından koruyabilen, rakibe çok net pozisyon vermeyen, belki araya bir tane bir kontrada sıkıştırabilse sıkıştıracak. Hani Portekiz'e karşı şöyle oynadığını düşün. 0-0 gitmesi maçın. Az pozisyon. Kötü bir senaryo değil. Bak, güzel söyledin. Ben de tam şeyi diyecektim. Bu maç sence gruptaki hangi maçın şeyiydi? Portekiz. Provasıydı. Portekiz'di. Aynen öyle. Ama yani bence bizim açılış maçımız da Gürcistan'la en kritik maç bence o. Yani tamam, ona göre hazırlanalım yapalım bir şey demiyorum da gerçi maçı an ve an detaylı konuşuruz. Mesela savunma yaptığımız anlarda ben savunmamızı beğendim. Hı hı. Hücuma çıktığımız anlarda da kanatlardaki çoğalmamızı çok beğendim. Yani kanatlara 2 kişi değil 3 kişi indiğimiz an da çok oldu. Üçlü paslar yapıp rakibin üzerimize pres yaptığında sıkışmadan, oyunu açmadan ısrarla orada döndürmeyi başardığımız ya da açmak gerekirse de açtığımız anları ben açıkçası çok beğendim. Ama dediğim gibi yani bir hazırlık maçı İtalya ile oynanıyor. Avrupa Şampiyonası'ndan hemen önce, ya sırf bizim için değil, İtalyanlar da öyleydi. İtalyanlar da çok şey değildi, istekli değildi. Yani hakikaten böyle hoca ne görmek istiyorsa görsün, o maçımızı yapalım, bitsin gitsin havasındaydı iki takım da. Yalnız bir tweet attım ben. Bilmiyorum sen gördün mü? Evet. Bu kadar düşük tempolu bir maç için, bu kadar oyuncuların çok isteksiz gözüktüğü, kendi açımdan söylüyorum bunu, bir karşılaşma için İtalyanlar çok sert oynadı. Çok acımasız fauller yaptılar. Yani bu bir hazırlık maçı değil de bir şampiyona maçı, bir normal bir maç olsaydı İtalyanlar ilk kere 3 sarı kart görürdü. Çok sert oynadılar. Çok gereksizdi bence. Evet. Hani tempo hızlı olur, bir gurur yaparsın, ya şu maçta da niye böyle oynuyorsun falan filan, ama öyle bir maç da değil. Acayip isteksiz iki takımın da oynadığı oyun, ama o ne fauller öyle İtalyanlardan. İlk yarıdan bir mesela Bastoni'nin, Barış Alper'in evet, bileğine doğru evet, böyle yaptığı müdahale, yani kemik kırabilecek evet, evet, evet. Bir tane de sağ diye, kenarda taç çizgisine yakın bir yerde zaten orada bir sarı kart çıktı, ama Barış Alper'in hareketi de %100 sarı karttı, yapılan hareket. Aynen. Onları es geçti. Mert Müldür'ün evet, bir faali vardı. Onu da hani verse verirdi ama hazırlık maçı diye biraz kartlarını cebinde tuttu. En sonda bir de Mancini'ye kart gösterdi ki onda da Kenan Yıldız kontrada bayağı eksik yakalayacaktı İtalya, ama çok profesyonel faalle sarı kartı da gördü orada Mancini. Şimdi takıma dönersek, oyuna dönersek, şimdi center forsuz oyun da tabii eleştirilecek. Şimdiden hani Semih'in tercih edilmemesi, Barış Alper Yılmaz'ın karşılaşmada oynaması tartışılacak. Ama Montella'yı Adana Demirspor'dan bildiğimiz için orada da bu düzeni tercih ediyordu. Yani Emre Akbaba, Belanda ikilisini merkezde kullanan bir isim ve o anlayışla da başarılı oldu. Milli takım da sonuçta hani turnuvanın favorilerinden birisi değil. Hani Süper Lig kıyasıyla düşünürsek bir Anadolu takımı edasında. O yüzden hani oyunu biraz daha geride kabul edip hızlı oyuncularla oynamaya çalışması da bence çok anormal değil. Yani dünkü kadroya baktığımda patlayıcı gücü yüksek 3 oyuncu görüyorum. Yani sağda Oğuz Aydın kesinlikle böyle bir oyuncu. İleride Barış Alper böyle bir oyuncu. Solda Kenan Yıldız zaten bağlasan durmaz bir profil. Aslında kağıt üzerinde hani Yusuf da orada topu dağıtacak isim
belki Hakan Çağnoğlu ile birlikte, işte Kaan Ayhan da daha kesici oyuncu ama ayağını da iyi kullanan bir isim. Geride Abdülkerim gibi uzun top atabilen bir oyuncumuz var. Zeki'nin, Mert'in tempoları yüksek. Hani kağıt üzerinde bence dengeli, bir hani tutarlı bir planımız vardı. Ama dün o boşlukları bulmakta, kontraları bulmakta zorluk yaşadık. Ama en azından işin savunma kısmında çok fazla problem yaşamadık akan oyunda. Duran toplarda yine verdik pozisyon da ilk yarının bitiminde direkten dönen bir kafa vuruşu oldu İtalyanların. Oralarda şut imkanı verdik ama akan oyunda genel olarak ben hani bir turnuva takımı için güzel bir karşılaşma gördüm. Ama bir keyif için izlediğim bir maç için de keyifsiz bir maç tabii ki. Ya ben mesela savunma dörtlüsünü Merih varken de, Merih yerine Ozan. Ozan girdiğinde de tam tersi. Bir şey görmedim. Yani dörtlüyü ben de çok beğendim. Ben bilmiyorum sen de düşünüyorsun ama Kaan Hakan ikilisi benim hoşuma gitti. Yani hem top kesmelerde, hem top dağıtımlarımda, hem sağdan geliyorsak sağ, soldan geliyorsak sağ çoğalmalardaki yardımları benim çok hoşuma gitti. Hakan'ın savunmadaki müdahaleleri, böyle arkadan dokunmaları, böyle sanki net bir 6 numara, kesici bir 6 numara gibi yaptığı müdahaleler benim de çok hoşuma gitti. Zaten Hakan bunu söylüyor hani internette. Yerimi buldum diyor resmen. Evet, savunma kısmını da çok geliştirdim diyordu. Zaten geliştirmişti. Onun bir yansımasını gördük. Yani çünkü kafamda bazen şöyle bir soru var. Şimdi Hakan Orkun ikilisini kullansak merkez ikili de çok defansif olur, çok ofansif olur mu? Çünkü orada İsmail Yüksek opsiyonu var. Kaan Ayhan var. Bu da biraz defansif olur mu? Bu ikili birbirini bozar mı? Çünkü Hakan da geriden top çıkarmayı seviyor. Kaan Ayhan da dün gördün yani iki stoperin zaman zaman arasına girdi, zaman zaman soluna girdi. Orada bir şey olur mu? Ama Hakan'a sanki 6 numara olarak güvenebilip yanında biraz daha ofansif bir 8'le, işte önünde de Yusuf Yazıcı, Barış Alper'le bir düzen de sanki sırıtmayacak gibi savunma anlamında. Katılıyorum. Peki soru, Barış Alper sence forvet mi yoksa kanat mı oynamalı? Valla dün ben Barış Alper'i forvette de beğendim. Mücadelesini, top ya tutmasını. Güzel, çok süratli falan. Yani oyunu böyle büyük takımlara karşı oynarken hücuma çıkışlarda süratiyle güven veren bir isim. Ama sanki kanatlarda daha alan bulup da daha fazla tehlikeye yaratabiliyor gibi hissettim ama olabilir. Barış olmadığı zamanda da, şimdi Enes'in olmadığı bir yerde ileride kim oynatacağız? İşte Semi Kılıçsoy ile Cenk Tosun şu anda santrfor adayları milli takımın. Ama tabii net bir santrfor olmadan da oynatmayı seviyor. Evet. Arda Güler mesela Yusuf Yazıcı ile birlikte ikili olup Barış Alper bir kanatta, Kenan diğer kanatta olabilir. Daha İrfan Can'ı hiç konuşmadık yani. Evet. Kariyer sezonu geçirdiği şu dönemde. Ama Kenan'ı galiba çok tutuyor Montella. Kenan Yıldız sanki ilk 11 oynayacak gibi hissediyorum sol kanatta. O yüzden Barış Alper'e de ya santrforda ya da sağ kanatta forma şansı verecek. Arda o zaman 10 numara mı? İşte Arda ile Yusuf böyle 2-10 numara gibi merkezde net santrforsuz bir oyunda yapabilir. Bakalım yani. Tam Adana Demirspor şeyi. Evet, bir de net bir 11'i de olmayacak anladığım kadarıyla. Yani bir gün önceki basın toplantısında da buna vurgu yaptı. Böyle klasik bir 11 ile değil de hani bir maç böyle çıkar. Diğer maç Barış Alper'i santrfor alır. İrfan'ı sağ açığa çeker. İşte ondan sonra belki Semih'i kullanır ileride. Ama buna çok uygun bir 11 var. Daha doğrusu buna çok uygun bir oyuncu havuzu var. Yani şimdi Galatasaray'da da herkes her yerde oynayabiliyor. Evet, sistem belki çok değişmiyor ama yani oyuncuların hani eskiden hakikaten oyuncuların sabit olduğu bir oyun düzeni, ondan çıktıkları zaman şey yapardık böyle. Eyvah, sistem değişti, böyle oldu, işte şimdi hata gelebilir falan. Bu dönem değişti hakikaten. Oyuncular oyun içerisinde bile farklı sistemlere çok çabuk adapte olup hata sayısını en minimale indirebiliyorlar. Bu çok iyi bir şey. Ama bizim için hani bizim hem kulüp takımı hem milli takım için de çok eleştiriye açık bir şey. Hani bunu Danimarka 2020'de yapmıştı. Maç içinde üçlüden dörtlüye geçiyordu. Biz de burada övüyorduk ama hani Türkiye yaptığı noktada böyle şey olur mu? Hani üçlüyü bile biz ülkece benimsemedik üçlü savunma düzeyinde. O yüzden hani o değişiklikler, oyuncu değişiklikleri veya taktik değişiklikler bizde hala çok sevilmez. Bir mesafeli yaklaşılır bu tarz değişikliklere. Dün de üçlü deyince hemen aklıma şey geldi. Twitter'da bir iki fotoğraf gördüm. Mourinho'nun. Mourinho'nun, evet. Ya üçlü onu üçlü savunma yormuşlar ama
Sonra ben de altına gelen yorumlara baktım. Aslında üçlü değil o demişler. Dörtlü savunma. Sadece bir tane stoper adam adama markaj yaptığı için öne kaymış gibi demişler. Ben de sonra dikkatli bakınca numaralardan da 2-3-4-5 yan yana dizilmiş. O dediğin üçlü değilmiş, aslında dörtlü savunmaymış. Yani birisi adam tutuyor öyle mi? Evet, adam tuttuğu için savunma pozisyonunda öne kaymış. Onun şekliymiş. Öyle sonra yorumlanmış. Çünkü ben de ilk gördüğümde dediğin gibi ya Mourinho üçlü mü oynatacak acaba diye düşündüm ama tablodaki gözüken en azından öyle değildi. Şimdi bir ara verelim. 7.33 saatlerimiz, mesajlarınız da gelmeye başladı. Milli takımı da konuşuyoruz. Dönüşte yine devam ederiz. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. 7.41 saatlerimiz, İtalya-Türkiye maçını konuşuyoruz. İstatistikleri paylaşayım maçla ilgili olarak. İki takım toplam 21 şut rakip kaleye gönderebilmiş. İtalya 11, milli takımımız 10. İsabetli şutlarda 2-2 ki 2 şer isabetti iki takımdan. İkinci yarıda geldi. İlk yarıda isabetli şut yoktu. İtalyanlar maçı 17 faulle tamamladılar. Bizim takımsa 12 faul yaptı karşılaşmada. Ve gol beklentisi, gerçi onu da söylesem iyi olur. Niye onu es geçtim? İtalya'nın 0.66, milli takımımızın da 0.70. Yani çok düşük rakamlar bunlar bir karşılaşma için. Ama İtalyanlara da hücumda istediklerini yapma fırsatı vermediğimiz ortaya çıkıyor. Dün maçı izlerken bir sekans dikkatimi çekti. İlk yarıdaydı. Böyle tribün sesinin de böyle az olduğu bir noktada. Kenardan Türkçe bir ses önce merkez, önce merkez diye bağırıyordu. Savunmadayken ki milli takımın preste yerleşmesi de ya da topu geride kabul ederken hep öncelikle merkezi kapatma yönelik bir anlayışı var. Montella buna milli takımda çok önem veriyor. Bu düzenin de belki sebebi biraz o. Kanat oyuncusu Oğuz Aydın ilk yarıda merkeze de yakın oynadı. Di Marco ile çok birebir oynamamaya çalıştı. Hani milli takımı daha çok işin savunma kısmında merkezi kapatırken göreceğiz bence. Acaba biraz rakibe göre mi alınmış bir önlem bu? İtalya için mi yoksa genel mi? Genel olarak aynı, o da olabilir. Onu da bakalım göreceğiz. Çünkü genelde düzen hep böyle olduğu için Vincenzo Montella'nın, yani bu düzen 4-4-2 gibi bir düzen tercih ediyor. Sanki bu şekilde diğer maçlara da çıkar düşüncesindeyim. Barış Alper'den bahsettik, Santrfor'da. O da bireysel olarak hani Bastoni'yi bayağı bir hırpaladı. Onu çok çok zorladı fizik olarak ki Barış Alper'in de hani turnuvada göstereceği performans, artık Santrfor olur, kanat olur, birçok takımın dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Bence dün de çekti. Yani dünkü 82 dakika hani Bastoni yakın alıyor, üstünü kuruyor. Çizgide bir ara bir hamle yapayım mı yapmayayım mı dedi Bastoni. Kararsız kaldı. Barış Alper yanından böyle geçti. Evet. Geçti. Bir tane Hakan'ın pasında top bizim bir oyuncumuz ya vurmaya çalıştı ama tam vuramadı. Barış Alper'in önüne koşu yoluna böyle bir pas olarak çıktı. Orada da yani suratını gösterdi ama işte son anda biri bir hamlede bulundu. Bulunmasa karşı karşıya kalıyordu zaten. Yani bireysel olarak dün beğendiğim isimlerden birisi oldu ve gece de bir haber çıkmış. Di Marzio sanıyorum paylaşmış. Bologna Barış Alper Yılmaz'la ilgileniyor demiş ki Bologna'da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım. Tarihi bir sezon yaşadılar. Evet, dün de maç Bologna'daydı. Hani Barış Alper'i de izleme ihtimalleri yüksek. Bence birçok takım, milli takımdaki birçok oyuncu tabii takip ediyordur. Barış Alper de bu anlamda en gözde isimlerden birisi olacaktır. Diyelim birkaç mesaj bakalım neler gelmiş. Mustafa Dürüst ikinci yarı Hakan Çağanoğlu iki stoperin arasına geçti. Üçlü mü oynadık? Tam olarak anlayamadım da demiş. Öyle net bir üçlü oynamadık. Sadece top kullanırken, geriden çıkarken zaman zaman Kaan, zaman zaman Hakan stoperlerin arasına girdi ya da yanında konumlandı. Üçlü bir hat oluşturdu. O kadar. İtalyanlar da bu arada iyi savunma yaptılar, iyi pres yaptılar. Milli takımı çok uzun topa zorladılar. Oralarda da yani hücumda bir şeyler üretemedik. Hani bizim milli takım daha çok hani topu böyle rakibe verip biraz geride kabullenip kapacağı toplarla birlikte böyle Kenan'ı, Barış'ı,
ya da işte İrfan Can olsa İrfan Can'ı kullanacak bir profil gibi duruyor. Mesela İrfan Can demişken şimdi bu kontra düzeninde aslında İrfan Can da Abdülkadir Ömür de çok uygun isimler mi tartışılır geniş alanda. Yani kendileri çıkış açısından belki değil ama İrfan Can özellikle bu sene gerçi yavaş da diyemeyiz İrfan Can'a ama İrfan Can topu koşturarak bu akıma çok faydalı olabilir. Çünkü yani İrfan Can'da zaten müthiş bir özgüven var. Ama kontrataklarda evet Fenerbahçe'de oynarken kontratak değil de genelde hani rakibin kapandığı, açılması istenen durumlardaki çok müthiş fevri hareketleriyle, paslarıyla, şutlarıyla, bitiriciliğiyle ön plana çıkmıştı ama yani İrfan Can için kontratakçı bir oyuncu değil de çok diyemeyiz. Evet. Ama tabii bir Barış Alper'in sureti falan farklı. Aynen. Belki maç maç düşünecek. Portekiz gibi bir takıma karşı oyunu daha geride kabul edeceği noktada İrfan yedek kalabilir. Gürcistan gibi büyük ihtimal açmamız gerekecek bir takıma karşı da ilk 11'de de oynatılabilir. Bu arada Acun Ilıcalı geçenlerde bir anekdot paylaştı. Jose Mourinho ile alakalı olarak. Mourinho demiş ki keşke Gürcistan maçını son maç olarak oynasaydı Türkiye demiş. Çünkü bu tarz ülkeler ilk kez katıldıkları turnuvalarda ilk maçlarına çok büyük bir şekle saldırır. Çok konsantre olur ama hani son maçlar biraz daha belki artık yoruldukları, belki gruptan çıkma ihtimalinin kalmadığı bir... Ama aynı örneği vermiştim ben sana. Euro 96'daki milli takımımızın oynadığı oyun nasıl bir oyundu Hırvatistan karşısında. 90. dakikada kontrataktan gol yedik. Yani o kadar inandık kendimize, o kadar istedik, o kadar açık vermedik. Hakikaten dün gibi hatırlıyorum, hayatımdaki en heyecanlandığım futbol maçlarından biriydi. Bir o maçtaki Türk milli takımına bak, bir de son Danimarka maçındaki. Gerçi orada elenmiştik ama olsun. Yani orada Gürcistan'la başlamamız gerçekten çok büyük handikap. İkinci maç Portekiz'di. Son maç Çekiye ile oynayacağız. Mustafa Demirkaya... Şeyde de Portekiz'di bu arada. Euro 96'da da ikinci maç Portekiz'di. Portekiz'de çok eşleşiyoruz maalesef. Tatsız tutsuz maçta Ozan'ın sakatlanması ağzımızda acı bir tat bıraktı. Adal kadroda yok sanırım demiş. Evet, Ozan'ın dizi maalesef pek iyi durumda değil. Çıkan haberler bağda bir kopma olduğu söyleniyor ki bu da demektir ki en az 6 ay kadar sahalardan uzak kalacak Ozan Kabak. Tam çağların da olmadığı dönemde iki tane stoperimiz gitti. Evet, iki stoper gitti. Dün Merih Demiral oyuna girmek zorunda kaldı hemen. Ama işte şimdi demiş ki dinleyicimiz mesela bir ekstra takviye yapılacak mı? Bence demiş Adana Demirsporlu Semih çağrılmalı demiş. Necip Uysal'ı yazan bir dinleyicimiz var mıydı? Yani turnuvaya ya katılamayacaksa %100 bir takviye yapılır. İki tane stoper gitti. Bir tane daha takviye gelir bence. İşte ben de... Ya da Kaan Ayhan mı oraya çekilir? Aynen onu dedim. Kaan Ayhan mı acaba o bölge için düşünülür? Şu an elimizde hangi stoperler kaldı? Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral 1 ve 2 numara gözüküyor. Ve gerçek stoperler. Evet. Samet Akaydin yedekleri gözüküyor. Cenk Özkaçar hani sol bek yediği bir taraftan dün sol beke girdi fakat aslı stoper o sayılabilir. Bir de Kaan Ayhan sayılabilir. Aslında yine böyle biraz da zorlamayla 5 stoperlik bir havuzumuz var. Bakalım Montella nasıl bir tercihte bulunacak. Necip, Semih Güler akla gelen ilk isimler. Gerçi Ahmet Can Kaplan da var. U21 takımına çağrılmıştı son karşılaşmada. Onun için de aslında bir fırsat olabilir. Ben çok beğeniyorum Ahmet Can Kaplan'ı. Bu Ümit Milli Takım maçını izleyemedim bu hafta ama hani Cenk'e kıyasla özellikle bunda çok iddialıyım. Sol bekte de kullanılsa stoperde de ondan daha fizikli, daha güçlü, daha özgüvenli bir oyuncu görüyorum ben Ahmet Can'da açıkçası. O yüzden Ahmet Can'ın da bence şansı var. Bir de takımda tabii Cenk Özkaçar da sol bek yedeği diye düşünürsek sol ayaklı bir stoper yedeği de yok. Abdülkerim Bardakçı alternatif. O açıdan da dengeli bir tercih olabilir Ahmet Can seçeneği diyebilirim. Ama Necip'tir artık hani Semih Güler'dir bence oralara girmez Vincenzo Montella. Ben de sanmıyorum. Şimdi hani ben de düşününce az mı kaldı acaba stoper dedik de düşününce bilmiyorum. Böyle joker oyuncuları da hesaba katınca böyle bir ihtiyaç pek gözükmüyor. Tabii merak ediyoruz Montella kimleri çıkaracak. Dün de sorulmuş karşılaşma sonrası. Hani
bu kadro şekillendi mi artık kafanızda diye. O da şöyle cevap vermiş. Listeye aldığım bütün futbolcuların en iyi futbolcular olduğu ve hepsinin katılacağını düşündüğüm için kadroya aldım. Son karara geldiğimizde fiziksel durumlar çok önemli. Kondisyon olarak hangisi daha iyiyse onları tercih edeceğim diyor. Çünkü bu seviyelerde fiziksel yönünüz çok güçlü olmalı. Bunun kararı değiştireceğini de söyleyebilirim diyor. Pozitif olarak da demiş, bugün iki futbolcumuzun ilk kez amiri takım forması giydiğini gördük. Deneyim kazanmaları için çok güzel fırsat oldu demiş. Oğuz Aydın da Semih Kılıçsoy'dan bahsetti. Montella, yani burada fizik dediği noktada böyle sakatlıktan çıkan oyuncuların durumu acaba belirleyici olacak olacaktır mı? Mutlaka olacaktır. Kulüplerinde az oynayan, maç ritmi az olan futbolcular yine sıkıntı olabilir aday kadronun devamı açısından. Birkaç güne zaten net nihai kadroda belli olacak. Dün peki Semih Kılıçsoy'u nasıl buldun? Çok kısa oynadı gerçi. 82'de oyuna girdi ama onun için de ilk karşılaşmaydı. Ne diyorsun? Beşiktaşlılar tabii çok hevesli Semih'in ilk 11 çıkması için. Vallahi doğru söyleyeceğim. 70'ten sonra falan bayağı konsantrasyonumu kaybettim maçta. Oyuncu değişiklikleri seri bir şekilde başlayınca 64'te mi 65'te mi ne şey oldum ben. Koptum maçtan. Ya baktım ama çok boş baktım. Ben de hani Semih Kılıçsoy'la ilgili hani pası sana attım. Ben yorum yapayım. Tabii ki çok böyle bir forvet için kolay bir karşılaşma değildi. Hücumda üretken olamadığımız noktada topu rakip ceza sahasına pek fazla taşıyamadığımız için Semih'in de orada etkili olması pek kolay değildi. Birkaç top aldı. Gücünü, hızını kullanmaya çalıştı. Bir koordinasyon eksikliği yaşadı. Hani çok ön plana çıkmadı bu karşılaşmadaki performansı. Ama dediğim gibi bu doğal. Maçın artık son bölümü. Zaten sert, yıpratıcı bir maç geride kalmış. Maç içerisinde bir de böyle bir sakatlık yaşandığı noktada mental olarak maça konsantre olmak da kolay değildir. Yani takım arkadaşınız bağlarını koparmış. Onu hissediyorsunuz. Evet. Ozan'ın hal ve hareketlerinden. O sahada olmak da zordu. Yusuf Yazıcı söylemiş bunu maç sonu röportajı. Çok etkilendik demiş Ozan'ın sakatlığından. Ve o yüzden hani dünkü performanslar öyle çok eleştireceğim böyle performanslar değildi. Semih için de aynı şey. Yani çok iyi değil, kötü değil. Yani ortalama mücadelesini yaptı. Montella'nın savunmada verdiği görevleri üstlendi. Stoperlere pres yapmaya çalıştı. Hani görevini yaptı ama ilk 11'e girecek bir şey gösterdi mi dersen hayır. Orada şu an bence biraz daha tecrübeye gidecek. Bence de. Montella. Bence de. Çünkü hani zaten şimdi bazı oyuncuları da tercih ediyor daha az tecrübeli olsa. Şimdi Kenan Yıldız'ı ben öyle tahmin ediyorum ki tercih edecek ilk 11'de ama sürekli böyle bu tarz gençleri de çok fazla kullanmak. Mesela Arda'yı da kullanırsa iki tane 2005 doğumlu bizim oyuncumuz olacak ilk 11'de. Bir de üçüncüsü Semih Kılıçsoy. Evet. O da 2005. Böyle bir tercihte bulunur mu böyle bir turnuvada? Genelde deneyime bakılan turnuvada çok kolay değil. Yani ya mesela Arda olur. Arda'da şey yok. Ama Semih tamam Beşiktaş'ta çok iyi işler başardı fakat böyle bir şampiyonada hep söylüyorum Beşiktaş taraftarı bana kızıyor ama burası artık futbolun en kuvvetli oynandığı, savunmaların en sağlam olduğu, formunun, bilginin, becerinin, tecrübenin ve özgüveninin en yüksekte olduğu bir turnuva. Tabii ki mesela 18 yaşında Michael Owen'ın attığı Dünya Kupası Arjantin golünü de hatırlıyoruz. Messi'nin 18 yaşındaki halini de biliyoruz ama ya Türkiye Ligi bu kadar kırılgan bir haldeyken Beşiktaş takımından bir oyuncunun oynadığı, gösterdiği performansla Avrupa Şampiyonası'nda bir oynayan bir takımın ilk 11'inde direkt santrfor olması bana çok doğru gelmiyor. Bak kızıyor bana Beşiktaşlar ama bilmiyorum sen de düşünüyorsun. Reklamlardan sonra reklamdan söylersin. Reklamdan sonra konuşalım. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Saatlerimiz 8. Semih Kılıçsoy konusunda kalmıştık en son. Onun ilk 11'de oynayıp oynamama konusu. Tabii tartışılır. Beşiktaşlıların beklentisi Semih'in hele ki Enes Ünal'ın sakatlığında yokluğunda ilk 11'de oynaması yönünde ama dediğim gibi orada çok fazla genç oyuncumuz var. Hani hiç olmayacak bir şey değil yani. Belki bir maçın son 20 dakikasında da bu 3 oyuncuyu Arda'yı, Kenan'ı, Semih'i aynı anda da sahada görebiliriz. Buna engel herhangi bir durum yok ama hani teknik direktörler bunu tercih eder mi? Elinde daha deneyimli oyuncular varken ben başlangıç planı olarak kullanacağını düşünmüyorum
Semi Cliff. Ben de oyuna sonradan mutlaka girebilecek çok önemli tabii, bir... Gole ihtiyacımız yani. Olduğu noktada Semi Cliff tabii ki girecektir. Cenk Tosun hani aday kadroda devam eder mi etmez mi ki dün tercih etmedi mesela Cenk Tosun'u. Semi Cliff'u tercih etti. Bir de bir dinleyicimiz Şelpe 24 nikli şöyle demiş, konuşun lütfen demiş Semi. Sırf Semi oynamasın diye forvetsiz çıktık. Bir de Mert Günok yedek çıktı. TFF'nin Beşiktaş düşmanlığı devam ediyor demiş. Bu da yine her milli arada irili ufaklı gördüğümüz yorumlardan birisi. Kulüpçülük. Kendi kulübü üzerinden kadro tercihlerini okumak. Düştüğümüz bence hatalardan birisi bu. Yani dün Mert'in oynamaması, Semih'in sonradan oyuna dahil olması... Beşiktaş düşmanlığıyla açıklamak bence mümkün değil. Bence de. Mert'i daha önce kullandı. Ben de Altay tercihini anlamış değilim. Bir mantığını ben de bulamıyorum ama bunu Beşiktaş düşmanlığı üzerinden okumam mümkün değil. Orada bizim göremediğimiz bir şey deniyor demek ki. Vincenzo Montella yani oynattığına göre bir sebebi olması lazım. Yani Ferdi ile Yunus'u nasıl kadroya almadıysa sakatlıkları varmış. Burada da bir sebebi olması lazım. Yani bu durduk yere Altay Bayındır'ı oynatmıyordur. Altay Bayındır'ın oynamayacağı turnuvada bence kesin. Çok, Mert'in bence belki de, bence de. Ufak bir sakatlığı, adalesinde bir gerginlik var. Ne bileyim. Hani belki dinlenmek kalsın. İstedi yani. Evet, o kadar olabilir. Maç oynandı. Olabilir. Yani lig onu... biteli şurada 10 gün oldu. 10 gün değil de işte 15 gün. Evet. Onu göreceğiz. Şimdi Semih'le ilgili birkaç yine mesaj gelmiş. Hakan Yılmaz, Semih Kılıçsa'yı bu çırpıda gömdünüz tecrübe falan demiş. Semih kaleye yakın olduğunda gol becerisi çok yüksek bir oyuncu. Aynı şeyi aynı bölgede Barış Alper için söyleyebilir misiniz? Golü kim atacak demiş. Biz hani Semih Kılıçsa'yı gömmedik öyle bir... Size söylüyorum ben bunu söyledim. Kabul etmiyorum. Ya bana şeyler falan geldi. DM'den ne mesajlar geldi. Aynısını söyledim diye. Ne düşmanlığım kaldı, ne çocuğu korumadı kaldı, ne bir şey. Bu bir fikir arkadaşlar. Fikri beyan ediyorum sadece. Yoksa hani kaleye yakın olduğundaki gol becerisini yüksek... Hiç kimse bir şey demiyor. Zaten ortada Semih. Beşiktaş'ın oyun anlayışı da belki onun oyununa çok uygun değildi. Çok topla buluşamıyordu ama kritik noktalarda o dar alandaki etkinliği gerçekten olağanüstü Semih Kılıçsoy'un. Ama işte onun haricinde gol yollarında tamam ama akan oyundaki performansı aynı ölçüde iyi mi Semih Kılıçsoy'un? Orada da Barış Alper Yılmaz biraz daha ön plana çıkıyor. Yoksa bitirici konusunda ben de iddia etmiyorum. Barış Alper çok daha iyi bitirici Semih'den. Yok, öyle yok. Bir şey yok. O Semih daha iyi. O kesin ama işte futbolda da öyle bir matematik yok. Yani her teknik direktörün futbola bakışı farklı. Ben mesela bana sorsan ben takımıma Icardi değil Edin Dzeko'yu alırım. O profilde bir oyuncuyu alırım. Sana sorsam Icardi alırsın. İşte Ali abi Icardi alır. Kimisi Semih'i oynatmayı tercih eder. Milli takımda bitiricilikten dolayı. Ben mesela bu takımda Enes'in de yokluğunda Barış Alper Yılmaz'ın oynamasını çok mantıklı buluyorum. İleri uçta. O yüzden hani tercih meselesi. Burada çok eleştirecek de bir şey yok. Montella açısından düşündüğümde. Onun haricinde Bozkurt Celtemen demiş ki 2005'ler oynamasın tabii. Semih oynamasın, Arda oynamasın, Kenan oynamasın, Burak Yılmaz oynasın, Cenk Tosun oynasın. Her şampiyon adayı ya final oynuyoruz ya şampiyon oluruz ya. Tecrübe önemli demiş. Yani, hayır bak ama Arda ile hayır ama bir dakika bak. Arda ile ilgili böyle bir şey söyledim mi? Yok. Sonuçta Arda Real Madrid'de antrenmana çıkıyor. Her gün Modric'le, Kroos'la oynuyor orta sahada. Yani Arda ile ilgili kendi takımında oynamadığı halde Arda'nın oynamasını hiçbir şey söylemiyorum. Ya işte bu insanlar kendi nasıl duymak isterse. Hiç böyle bir şey söyledik mi Allah aşkına Arda ile? Arda oynamasın. Tecrübe önemli dedik mi yani? Hani Kenan zaten oynayacak dedik. Güveniyor dedik Montella. Arda da oynayabilir. Ona da çok güveniyor ki Arda da saha içerisinde o güveni zaten hissettiriyor. Hani üçüncü bir oyuncu fazla risk olur dedik ön tarafta genç konusunda. Yoksa hani Semih de bu seviye için hazır değil falan değil. Semih de gayet soğukkanlı bir oyuncu. O hani Semih'e ben 19 yaşında bir oyuncu demem. Sağda ekranda gördüğümde. Hani aynen attığı gollerde yani. Kaleyi gördüğü halde daha da garanti olsun diye hiç kimsenin beklemediği çalımlar, adam eksiltmeler bunları 18-19 yaşında yapmak çok kolay şeyler değil ama dediğim gibi bunu Beşiktaş'ta yapmak bu lig kalitesinde farklı. Yani İtalya'ya karşı oynarken ya da Portekiz'e karşı oynarken farklı. Evet. Bakalım Montella. Orada Ruben Dias'lar olacak falan. Evet. Nasıl bir tercihte bulunacak?
onu da göreceğiz. Emin Işık dün Fenerbahçe'den de bir tek Mert Müldür vardı demiş. Bunu Fenerbahçe düşmanlığıyla mı yorumlamak lazım diye diğer dinleyicimize bir atıfta bulunmuş. Evet, yani bunu kulüp takımı üzerinden okumak çok sağlıklı değil. Maalesef buna kulüpler de çanak tutuyor. Yani kulüpler, işte Beşiktaş yönetimi mesela Semih Kılıçsoy konusunda işi o noktaya vardırmışlardı. Bu da Semih'e çok yarayan bir durum değil diye düşünmüştüm. Hala da fikrimin arkasındayım. İşi o boyuttan okumak sağlıklı değil. Tercih, yani ben de mesela işte eleştiriyorum ya da yorumda bulunuyorum. Hani Cenk Özkaçar tercihine mesela Vincenzo Montella'nın, ama burada hani oyuncunun kulübü, işte geçmişi falan bilmiyorum. Cenk Özkaçar bir büyük takımda da oynamadı geçmişte. Anadolu kulübünden direkt yurt dışı yaptı, ama Montella tutuyor bir şekilde, bizim görmediğimiz bir şey görüyor ki Valencia'da görmüş. Oynatıyor bu arada Valencia'da. Evet. Oyuncu. Hani Cenk de kötü bir oyuncu demek değil bu tabii ki. O da çok iyi, potansiyelli bir oyuncu, ama hani benim standardım da Ahmet Can çok daha iyi. Hele sol bekte Cenk Özkaçar çok verimli bir oyuncu da değil. Şu ana kadar gösterdiği performansı en azından. Bundan sonra belki olur. Çünkü artık hani City'de de görüyorsun. Arsenal'da da görüyorsun, yani stoper oyuncuların bek olduğu çok düzen var. Ben White'lar yok. Guardiola. Tomiyasu'lar, Guardiola. Onun haricinde Akanji bile zaman zaman böyle sağ bek gibi tercih edildi. Ake keza aynı şekilde. Yani çok var bunun örneği Avrupa futbolunda. Hani Cenk de neden olmasın, olabilir. Ama işte dediğim gibi kısa vadede pek umut görmüyorum açıkçası. Şenol Songur dün Arda Güler kadroda yoktu demiş. Maçı izlemedim diye eklemiş. Evet, Arda Güler tabii daha yeni bir Şampiyonlar Ligi finalinden çıktı. Ertesi gün kutlamalar vardı. Dün de stattaydı bu arada. Ben onu da bilmiyordum. Maçı açtığımda öğrendim. Hem Salih Özcan hem de Arda Güler o yedek kulübesinin yanında özel bir yer ayrılmış. İkisi orada karşılaşmayı takip ettiler. Bir sonraki maçımızda, yani Polonya maçında, haftaya pazartesi kadroda olurlar. Sürede bulacaktır bu iki oyuncu. Dün bir de şimdi Salih Özcan demişken aklıma da Berat Özdemir geldi. İkinci yarıda o da Kaan Ayhan yerine oyuna girdi. 6 numarada Hakan Çağanoğlu'na eşlik etti Berat Özdemir. Ama herhalde bu çıkarılacak oyuncuların listesinin başında gelecek Berat Özdemir. İsmail Yüksek de eğer yetişirse ki dün maç kadrosunda da yer almıştı. Okay Yokuşlu, Berat Özdemir. Onların işi çok kolay değil. Orada Kaan Ayhan, Hakan Çağanoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek gibi isimler bence ön plana çıkıyorlar. Salih Özcan keza aynı şekilde. Berat da dün 67'de girdi. Fakat çok etkili bir performans o da ortaya koyamadı. Çok eleştirmeyeceğim. Yalnız bir kritik hata yaptı savunmadan topla çıkarken. Kendi ceza sahasının hemen ön tarafında bir pas hatası yaptı. Rakip oradan bir şut imkanı buldu. Allah'tan tabii engellendi şut. Gole dönüşmedi ama orada hatası da gole sebebiyet verebilirdi. Onu da söyleyeyim. Bir de benim de aklımda kalan bir tek tek pozisyonlara bakılacak olursa, Barış Alper'in bir girdiği rahat bir pozisyonda kafa vurdu üstten dışarı. Evet, oradaki orta çok güzeldi. Kendini çok iyi öne attı aslında. Barış bir tık arkasına geldi sanki top. Ya ama Barış'ın benim bu dikkatimi çekti. Neden dikkatimi çekti? Galatasaray Fenerbahçe maçında da Barış bomboş bir kafa pozisyonunu yine üstten avuta attı. Çok rahat bir pozisyondu. Yani bu belki o kadar rahat değildi. Çok uzaktaydı kaleye ama pozisyon çok rahattı. Yani orta ve kendini kaçırması anlamında, fiziksel anlamda hiçbir kendini rahatsız eden bir ittirme, kattırma, pozisyonu bozdurma anlamında hiçbir şey yoktu ama kötü bir kafa vuruşu yaptı. Yani bilmiyorum, Barış acaba hani boylu postu da biraz, eğer ki forvet oynama durumu varsa, bir özel bir hava topu çalışması mı yapsa diye bir düşünmedim değil. Fenerbahçe maçındaki olay da aklıma geldiğinden dolayı söylüyorum bunu. Barış'taki bu gelişmeleri gördüğüm için kafa vuruşlarını da geliştirebilir. Yani bence top tekniğini çok geliştirdi ilk çıktığına göre. Mesela hep söylemeye başladık son 2-3 ayda. Yani Kerem'e kıyasla topun kıymetini daha çok bilen, ilk dokunuşu daha net, çalım becerisi, fizik gücünü kullanması, topun kıymetini biliyor Barış Alper. Oyunu bence çok gelişti. Kafa vuruşlarının da dediğin gibi, yani üzerine çalışır, eğilirse geliştirecek kapasitesi var Barış Alper'in.
Şimdi yine birkaç mesaj bakalım. Maç başlangıcından sonra neden kanla şifre giriyor diye herkesin sorduğu bir soruyu biz de reklam arasında konuştuk Genç abiyle. Bende de gitti. Maçı izleyeceğim bir anda. Bende de gitti. Frekans, uydu frekans bilgileri diye bir şey çıkmaya başladı ve sürekli dönmeye başladı. Evet. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Televizyonda birkaç tane daha TRT Spor vardı. Onlara geçtim. Bir tanesi açıktı. Oradan izledim. Ben yabancı kanal buldum. Yani ben Türk kanalından izleyemedim. Bu nasıl oldu ben de bilmiyorum. Dün tahmin ediyorum ki birçok kişi aynı sıkıntı yaşadı. Evet. Nasıl çözüldü? Niye böyle bir şey? Bir de neden oluyor? Mesela bir önceki milli takımımızın Avusturya maçında da babam Ankara'dan aradı, maç gitti dedi. Dedim yani bilmiyorum yani hani hangi anlarda nasıl devreye giriyor, ne oluyor ben anlamıyorum açıkçası. Ben de çok anlamadım. Dün merak da etmedim, hani geçtim TRT Spor'u buldum, oradan maçı izlemeye devam ettim. Bir dinleyicimiz Mustafa Bey yine şöyle demiş Semih Kılıçsoy'la ilgili olarak, son maçlarda yedekti Beşiktaş'ta, Serdar Toprak Tepe'ye sorsunlar diye bir mesaj göndermiş. Yani evet, Semih'in performansında zaten son dönemde de bir düşüş vardı. Muleka'yı mesela daha fazla tercih etti Serdar Topraktepe. Olur. Zaman zaman düşüşler, moral olarak etkilenmiş olabilir Semih Kılıçsoy, ama potansiyel olarak hala bu jenerasyonun güçlü isimlerinden birisi. Mehmet Ülf de güzel esprili bir mesaj göndermiş. Demiş ki hem Berat'a hem Okay'ı da kadrodan çıkarırsanız bu sefer Trabzonspor taraftarının kalbini kırarsınız demiş. Evet, yani kimsenin kalbini kırmak istemezsek o zaman biz yine 32 kişi falan götürelim. 26 kişilik liste bildirelim. Geri kalan 6'sı da tribünden takip etsinler maçı. Yani illa ki birileri kırılacak. Yani bu hayatın kanunu. Hayatta kimseyi memnun edemezsin. Biz nasıl burada yorumlarımızda kimseyi memnun edemiyorsak, evet, bir yorumumuzda bir tarafı gücendirip diğer yorumumuzda diğer tarafı gücendiriyorsak, Montella da muhakkak birilerini gücendirecek. O yüzden o kadar çok maaş alıyor. Biz o kadar çok maaş da almıyoruz insanları gücendirirken, ama bu işin cilvesi bu. Hayatın gerçeği. Evet, 8.13 saatlerimiz. Artık milli takımla ilgili konuşacak benim aklımda bir not kalmadı. Çok da konuşulacak konusu detay olan bir maç da değildi. Evet, biz konuşabileceğimiz tüm detayları konuştuk ama biz zorladık biraz. Yani hakikaten pozisyon anlamında işte maç beklenti, gol beklentisi zaten gösteriyor kendisini. Evet, 0.70'lere 0.66 çıkan bir karşılaşma oldu. Milli takım faslını bu şekilde kapatalım. Program içerisinde mesajlar gelirse dönebiliriz. Hani öyle de temelli kapatacak halimiz yok. Reklama gidelim. Reklamdan sonra da Galatasaray'da Erden Timur, ki artık resmi olarak görevde de değil, dün son basın toplantısını yaptı. Uzun da bir basın toplantısı oldu. Onu da muhakkak konuşacağız. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 8.18 saatlerimiz Erden Timur'un açıklamalarıyla devam edeceğiz. Ben de gazete manşetlerine baktım. Gazeteler hangi manşetle görmüş acaba diye. Önümde 4 manşet açık. 4'ün 3'ünün başlığı aynı. Tutunacak dalım kalmadı. Foto maçın başlığı bu. Milliyet'in başlığı bu. Sabah gazetesinin başlığı bu. Fanatik Icardi'den başkası yok diye yazmış. Yani tutundu aslında dallardan. O da zaten birbiriyle bağlantılı bir şey. Evet, başlık. Yani başlıklar benzer Dünerden Timur'un yaklaşık böyle 1 saat 20 dakika, 1,5 saat süren basın toplantısından akıllarda kalan, editörlerin en azından akılında kalan ifade tutunacak dalım kalmadı olmuş. Duygusal bir basın toplantısı oldu Erden Timur tarafından. Zaman zaman gözleri doldu. Böyle fotoğraf çekmek istedi tabii oradaki foto muavileri. Onlara engel oldu Erden Timur. Konsantre olamadı konuşurken. En son fotoğraf çekilmesine izin verdi. Soru cevap kısmı yapıldı. Ama yani ben şöyle pas atayım sana Genco abi. Çok kırgınlık yaşamış belli ki, evet, Erden Timur. Çok zorluklar yaşamış. İçinde tutmuş. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyor. Takımın başarısı için ses etmemem gerekiyordu. Etsem içerideki birlik bozulacak. Şampiyonluk belki etkilenecekti dedi. Ve şampiyon olduktan sonra da aslında yazılı bir açıklamayla önce veda edecektim dedi. Yaşanan gelişmelerden sonra bir de basın toplantısı yapmaya karar verdim dedi. Çok etkilenmiş, çok dolmuş kendisine karşı yapılanlardan dolayı. Fakat açıklamalarında da herhangi bir kişi ismi de paylaşmadı basın toplantısında.
Yani ama bunu yapanlar, ona komisyoncu diyen, ama Twitter'a baktığında, Twitter'a baktığında toplantı bitti yani. İki kişi Trend Topic'ti. Bir işte açıklamalardan dolayı kendisi, bir de Dursun Özbek istifa. Evet, bir de Metin Öztürk benim gördüğüm kadarıyla yine trendlerde yazılan bir isim oldu. Dursun Özbek istifa da sabah, ben de trendlerde şu an önümde de açık, 60.900 tweet var. Yani bunları çok aslında ön plana çıkarmak istemiyorum. Çünkü biz böyle ön plana çıkardıkça da insanlar gerçekten sosyal medyayı bu şekilde algı için, manipülasyon için de kullanıyor. Şimdi bu 60.900 tweetin kaçı organik, kaçı tek bir hesaptan çıkma, bilemiyoruz. Ve bunu dediğimiz noktada da insanlar dediğim gibi etkileniyor, daha çok buna önem veriyor. O yüzden bilmiyorum, ben kendi adıma bu vurguyu daha az yapmaya çalışacağım. Hı-hı. Sosyal medya, hı-hı, vurgusunu. Valla ben hiç böyle basın toplantısı beklemiyordum. Hani biraz açıkçası, ya ben tabii kendi adıma da şunu da söyleyeyim. Bir futbol takımını izlerken, bir ligi izlerken, gerçi Türkiye haricinde bunlar hemen hemen hiç olmuyor. Yani en çok entrika Türkiye'de oluyor. Ben de işin bu boyutunu Mert hiç sevmiyorum. Hiç de girmek istemiyorum. Hiç umurumda olmuyor. Çünkü bana göre sportif bir faaliyetin konuşulacak bir tarafı bu değildir. Dün mesela ben yayında yoktum. Aslında iyi ki de yoktum. Bilmiyorum sen ne konuştun. Mesela Başkan Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile ilgili. Artık o sporu falan geçiyoruz artık. Bunlar sportif şeyler değil çünkü. Adnan Hoca'cı yok. Tabii. Ya çok acayip şeyler bunlar. Ben yani dediğim gibi böylesine ses getirecek, işte Twitter'da toplantı biter bitmez sırf bu toplantıyla ilgili kendisi de dahil 3 farklı ismin trend topik olacak şekilde böyle tepki çekecek ya da destek görecek bir olay beklemiyordum. Vardıysa da varmış, benim gözümden kaçmış, ama kendisinin yaptığı açıklamalar hakikaten duygusal. Galatasaray camiasında işler bu kadar güzel gidiyorken, kendisi bu kadar transfer yapmışken, bak mesela futbol takımlarında taraftarlar da şeyde çok sever. Bu transferleri yapan iş bitirici yöneticileri çok severler. Haldun Üstünel hala mesela. Hala adı anılır. Aynen öyle, işte Jolsu, Elanosu falan aldığından dolayı. Şimdi Mert, şu çok ilginç değil mi? Galatasaray'da kongre ne zaman yapıldı? Daha bir hafta olmadı. Evet. Bir hafta önce Twitter'da kıyamet kopuyorken, yaşasın Dursun Başkan, 2 sene şampiyon falan filan derken, bir kendi ekibinden birinin açıklamaları ve ayrılması, devam etmiyorum açıklamasından dolayı, ki bunun sinyalleri geliyordu fakat bu şekilde olacağını ben şahsen beklemiyordum. Yani, bilmiyorum sen görüyor muydun? Belliydi. Bu kadar hani eleştiriler getireceğini ben de tahmin etmiyordum dün. Çünkü bunun da Galatasaray'a zarar verebileceğini düşünüyordum. Hı hı. Erden Timur çünkü kendi ifadesi hep kulübü de kollamaya çalışan bir görüntüde. O yüzden isim vermez diyordum. Daha soft bir basın toplantısı olur diyordum. İsim vermedi ama hedefinin gittiği belli yerde oldu, çok belli oldu hedef. Açık yani. Dursun Özbek var. Yönetim içerisinden belli ki birileri var. Galatasaray siyasetinde etkili olan isimler var ama işte kim hemen bunlar? Hemen Fatih Terim ismi şimdi ortaya çıktı. Icardi ayrılacak kelimeleri, haberleri çıkıyor. Erden Timur projesiyle geldim ben dediği için, ki ben bu arada bu haberin doğru olmadığını düşünüyorum. Ya bir oyuncu, bir yönetici gitti diye neden takımdan ayrılsın? 2 sene üst üste şampiyonluk yaşadığı bir takım. Tabii ki o da ayrı, ama işte bunlara da meydan çıkıyor. Şimdi Okan Buruk'la sözleşme imzalanmadı. Fatih Hoca da aynı bu şekilde kulüp içerisinde destek görmediği için gittiği zamanlar oldu falan. Yani meğer ne kadar büyük bir çatlak varmış takımda. Hiç kimsenin haberi yokmuş Mert. 13-14 ay diyor Erden Timur. Bu bana olan saldırılar, ki burada da kastettiği Ali Koç, evet, Fenerbahçe, Beşiktaş falan değil. Değil. Ama onun da çok çıktı bu arada. Çıktı ama beni daha çok yaralayan diyor iç siyasetteki. Tabii. Kısım olarak söylüyorum ben. Tabii. Yoksa ben istifasının sebebi Ali Koç'un açıklamaları anladım. Değil diyor. O sıfır etki diyor. Daha çok yaralayan iç siyaset. Yani Galatasaray'ın kendi içerisindeki. İşte hiç kimsenin beklemediği, bu kadar ön plana çıkacağını düşünmediği kişiler. Evet, orada da dediğim gibi isim vermeyi tercih etmedi, ama tutunacak dalım yoktu diyerek de Dursun Özbey'e de
kendisini koruyan ismi verdi net. Icardi haricinde beni kimse desteklemedi bu kadar. Yani hiç öyle dedi. Görüldüğü gibi şey değil dedi. Başka bir futbolcu ismi vermedi. Okan Burun ismini vermedi. Burada zaten asıl aslında beklediği şey başkanın onu koruması olur. Sonuçta Icardi'nin koruması çok bir anlam ifade etmez Erdem Tabii, Timuçin. Ama başkan öyle. Düzeyinde bir isim eğer bunu yaparsa kendisi bir futbolcu olsa falan tamam. Saha içinde bir sorun olsa biri yanındadır biri değildir dersin de futbol sahasıyla hiç alakası olan bir şey değil. Beni futbolcu koruyordu. Ya bilmiyorum Mert, bana Türkiye'deki artık futbol sahasının dışındaki konuşulanların şiddeti seviyesi, işte dediğim gibi dün Fenerbahçe'de bilmiyorum yani ne konuşuldu sen ne konuştun ama yani spor değil artık bunlar ya. Spor değil bunlar artık yani. Değil canım. Yani spordan uzaklaşalı çok oldu. Ama maalesef de konuşmak durumunda kalıyoruz bu açıklamaları. Mesela açıklamalarından yine dikkat çekici bir kısım neden şimdi bıraktı da neden 6 ay önce, neden bir sene önce bırakmadı Erden Timur? Çünkü dediğim gibi 13-14 aydır süren bir şeyden itibar suikasti mi demek lazım? Herhalde gibi, öyle. Gibi. Ona gidiyor. Hani arsızlığım kaldı ne diyor, ne hırsızlığım, ne komisyonculuğum, hiçbir şey kalmadı dediği noktada. Hani biz 2 seneliğine gelmiştik. Yani yönetim geldi. Ben tabii atanmış bir ismim. 2 sene bittikten sonra yeni dönemde olmamayı tercih ettim. O zamana kadar da dişimi sıktım diyor ve sıkmasam, konuşsam bu sefer şampiyonluk etkilenecekti diyor. Sonra yalnız şöyle bir çelişki de bir kullanıcı fark etmiş. Ben de akşam toplantıyla ilgili yorumlara bakarken Galatasaray Sözlük'te gördüm. Orada da demiş ki Erden Timur şimdi hem böyle söylüyor hem hani ben konuşsaydım şampiyonluk etkilenirdi diyor. Ama başka bir yerinde de şöyle diyor. Bir yıl şampiyon olamamak mı daha kötü yoksa işte Galatasaray her başını kaldırdığında ortaya çıkan bu yapı mı, bunun varlığı mı daha kötü diyor. Aslında söylediği şey bu yapının varlığı daha kötü. Yani bu mantıkla Erden Timur aslında ne olursa olsun sezon içerisinde çıkıp çünkü kendi düşüncesine göre böyle bir yapı Galatasaray'ın önünü kesiyor. Avrupa kupalarına ulaşmasını engelleyen bir yapı. Galatasaray'ı aşağı çeken bir yapı olarak söylüyor, evet. Adettiği noktada şampiyonluk pahasına çıkıp o yapıyı deşifre edip belki mücadele edip o yapının Galatasaray'dan uzaklaşması için mücadele vermeliydi. Orada bir çelişki tespit etmiş bir kullanıcı. Çok hoşuma gitti benim de. Ben tespit edememiştim bunu. Kendi içinde tutarlı bir yorum gelmiş o kullanıcıdan. Yani. Bu arada şimdi bak televizyonda gördüğüm için hemen bunu söyleyeceğim. Fotomaç ve Fanatik gazetesinin en ön sayfalarını şu anda ard arda gördüm. Gazete manşet bölümünde televizyonda. Fotomaç gazetesinde de Fanatik gazetesinde de ilk iki haber tepede manşet olarak Erden Timur'un bırakması, Mourinho ile ilgili bir haber. Diğerinde sadece Erden Timur koskoca. İtalya-Türkiye maçı aşağıda küçücük bir haber olarak var. Ya spor gazetesi İtalya ile Türkiye hazırlık maçı yapmış. 7-8 gün sonra ilk maçımızı oynayacağız. Fakat ilk haber İtalya maçı değil. Erden Timur istifası ya da Mourinho'nun boğaz teknesi falan. Ya bu olabilecek bir spor iklimi mi Mert? Çok sağlıksızız ya. Acayip sağlıksızız yani. Benim de dikkatimi çekmişti. Benim de önümde manşetler açık. İşte az önce zaten okudum bir kısmını. Spor gazetesinde ilk haber Türkiye-İtalya maçı olması gerekiyorken bir yöneticinin istifası. Evet, yani bizim de manşetimiz hani programa ilk girdiğim konu oluyor genelde. Biz tabii haliyle yani, İtalya-Türkiye doğrusu bu çünkü. Çok net söyleyeyim. Doğrusu bu çünkü. Evet. Ama tabii bunda sonsuza kadar konuşacak halimiz yok. Ondan sonra da Erden Timur'a geçtik. Tabii ki. Tabii bundan sonrasında ne olacak? Erden Timur şimdi artık Galatasaray'ın bir profesyoneli değil. Akşam saatlerinde kapıda bildirim geldi ve Sportif AŞ Başkan Vekilliğinden görevinden ayrıldı Erden Timur. Geri dönecek misiniz? İşte Dursun Özbek çağırdığında ne olacak? Ben yine de destek vermeye devam edeceğim diyor. Sonuçta Galatasaray kimliğini hep ön plana çıkarıyor. Uzun vadede başkan adaylığı için de pozitif düşündüğünü anlıyoruz Erden Timur'un ki taraftarın çok çok büyük bir teveccühü var kendisine karşı. Çok seviyorlar. O yüzden bu da bir ihtimal olabilir. Dursun Özbey'in çok yıpranma ihtimali var bu dönemde eğer sağ sonuçları gelmezse.
Yani tabii. Çünkü transferler kötüleşir. Fenerbahçe gaza bastı. Fenerbahçe iyi başlarsa sezona, Galatasaray biraz tökezlerse, hatta olay sırf transferlerde bile patlayabilir. Yani iyi transfer, Galatasaray'ın hoşuna giden bir transfer taraftarın gelmezse. Evet. Ki yine orada da Twitter çok önemli bir rol. Yani şu anda herkes pusuya yatıp beklemiş durumda. Kesin. Evet, en ufak bir tökezlemede hemen savaş baltaları çıkacak. Yeni hatta bir Vesin olayı daha görebiliriz her an. Olabilir. Yani öyle sıkıntılar Galatasaray'da olabilir. Galatasaray'da bu anlamda hani hep şu denir ya, işte 2 sene şampiyon olan artık bundan sonrasını daha bir ambargo koyar. 3 sene 4 sene şampiyon olur. Ama Barış abi galiba bunu söylüyordu. Başarıyı paylaşmak çok daha zor. Yani normalde 2 sene şampiyon olan, dediğim gibi 4-5'i belki böyle götürecek bir ivme kazanıyor. Ama Türkiye şartlarında her başarıdan sonra illaki bir sıkıntı oluyor. Ya başkan çok ön plana çıkıyor, ya bir yöneticisi, ya bir teknik direktör, bir ego savaşı devreye giriyor. Biri birini aşağı çekmeye çalışıp o düzen, o başarı bir anda yok oluyor, ortadan kayboluyor. Evet. Galatasaray'da da şu an tam anlamıyla bu yaşanıyor. En azından yönetimsel bazda böyle bir durum var. Hani sağ içinde yine şampiyon olursa o ayrı bir başarı olur. Hani bu kadar şu an karmaşa var Galatasaray'da. Mesela Okan Hoca ile ilgili haberlere ne diyorsun? Sözleşme hala imzalanmadı. Evet. Hala vakti var bence krize dönüşmesi için, ama yani insanların ağzına da malzeme vermek istemiyoruz yönetim. Bir an önce de imzalamalı. Bunun da farkındayım. Bu kaç zamandır belli. Yani Dursun Özbey seçileceği de bu arada belliydi. Evet, seçilmese bile zaten Süheyl Batum'un da Okan Buruk'la devam edeceği belli. Yani nasıl Ali Koç daha seçim olmadan Mourinho'ya imza attırabiliyorsa, Okan Buruk'la 32. haftada falan imza atılmalıydı. Bence de. Yani eğer falan devam düşünülüyorsa, ki düşünülüyor. Abi zaten başka bir pozisyon yani var mı Galatasaray'da? İşte ya yok da hani olur da bir isim çıkar bir hani şey. O yüzden zaten belli. Zaten belli onunla gidileceği. Değil aynen mi? Yani öyle. Bu kadar netken, en azından net olması gerekirken, Okan Buruk tarafından bir sıkıntı yoksa, bir teklif almadıysa. Evet, evet. Onu da söylemek lazım. Öyleyse tabii anlayabilirim, ama öyle değilse çoktan zaten sözleşmenin imzalanması gerekiyordu. Bakalım. Orada da İbrahim Hatipoğlu şu anda Erden Timur'un yerine Sportif AŞ'de görevli, futbol yapılanmasından belli ki Dursun Özbek'ten sonra o sorumlu olacak. Onun da arasının iyi olduğu söyleniyor Okan Buruk'la. Kısa zamanda imzanın da atılacağı iddia edilmiş. Evet, şimdi birkaç mesaj okuyayım Erden Timur'la alakalı olarak. Doğan Erden Timur'u yiyip yiyip bitirmişler demiş. Şimdi burada dün de söyledim. Dün şunu söyledim Genco abi ben. Şimdi Erden Timur kendinden çok emin. Yani bunlar iftira diyor. Hatta biri sordu. Dedi ki tam olarak ne iddia ediliyor sizin hakkınızda? Çünkü çok üstü kapalı söylüyor. Hani komisyoncu dendi, şu dendi, bu dendi dedi. Tam olarak ne iddia ediliyor, bunu açıklar mısınız? Ve bunun gerçeği nedir? Söyler misiniz diye soruldu. Erden Timur da orada hani bunu zul görüyorum. Tabii ki böyle bir şey yok. Bunu açıklamak bile istemiyorum dedi. Çok emin kendinden bu konuda. Şimdi bu kadar emin olduğu noktada bu kadar da eleştiri geliyor, bununla ilgili ithamlar geliyor. Bilmiyorum, ben olsam gönlüm rahat olurdu. Yani devam ederdim eğer işimi doğru yaptığıma inanıyorsam, düşünüyorsam. Yani millet benim için komisyoncu desin. Ben biliyorum ki komisyon almıyorum. Evet. Ben devam ederdim. Yani bir de Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor tabii ki. Bu sevgisini sorgulamıyorum. Ben öyle beklerdim. Ama demek ki biraz bu eleştirilerden yıpranmış, alınmış olabilir insanlık hali. Hani onu da eleştirdiğimden değil, ama bir görüş olarak hani böyle bir kendine eminlik varken devam etmesi de bence olabilirdi. Tüm bunlara göğüs gerebilir ki Dursun Özbek de teklif etmiş. Hem yönetim kurulu üyeliği hem Sportif AŞ'deki görevi için teklifte bulunmuş. Ona rağmen devam etmemiş. Sen ne dersin, hani böyle bir durumda bu tarz ithamlara rağmen eder miydin, yoksa Erden Timur'u bırakır mıydın? Ya burada bir ciddi bir çelişki var. Yani Dursun Başkan'a üstü kapalı çok kırgın olduğunu dile getiriyor, fakat okuyoruz ki kendisine yöneticilik teklif ediliyor, aynı pozisyon teklif ediliyor, fakat ortada bir şey var. Ortada bir sıkıntı var ki sonuçta kendisi bu görevi bıraktı. Destek görmediğini söyledi. Çok ilginç bir şekilde sağ içinde bir tane destek geldiğini söyledi. Fakat yönetim bazında kim bilir neler yaşandıysa, buzdağının biz tepesini gördük belki de sadece, ki fena bir tepede değilmiş bu. Evet. Ama buna rağmen bir teklif de geliyor. Ya o teklif acaba sadece sözde bir teklif samimi mi o zaman? Samimi değil mi mesela? Tabii. O zaman o sorulur. O zaman aynen öyle. Benim aklıma şu geliyor yani. Bir de hani destek bulamıyor yönetim içerisinden kendisine. Bu da demektir ki
Hani belki Dursun Özbek komisyoncu demiyor Erden Timur'a ya evet. da hırsız demiyor ama bunu diyenlere bir laf etmediği noktada aynen. da tabii. Olay zaten odur. Zaten olay olur. Getiriyor. Olay odur zaten yoksa Dursun Özbek bunları yoksa şu ana kadar bile beklemezdi hemen ayrılırdı. Onun evet. çayı falan hemen ayrılırdı. Ama işte bu noktada da Galatasaray'ın gerçekten menfaati bunu gerektiriyorsa burada da isim vermesi lazım. Erden Timur'un. Yani kim bunlar? O zaman bunlar çarşı pazar birbirine girer diye belki de. Ama girmedi mi şimdi? Böyle daha mı iyi oluyor? Ya doğru söylüyorsun. Aslında yine girdi. Eşref Amamcıoğlu, Galatasaray'ın yine üyesi, başkan adaylarından birisi dedi ki o kastedilen kişi yönetim içerisinde Metin Öztürk dedi. Şimdi bu bir dedikodu. Bu bir bilgi değil. Ben başka Galatasaray yorumcularına da bakıyorum. Metin Öztürk'ün hiç alakası yok diyorlar bu işlerle. Altını falan kazmıyor diyorlar. Şimdi böyle olduğu noktada işte bilgi kirliliği oluşuyor. Bu da Galatasaray'ın yararına mı? Bence hayır. Peki takıma etkiler mi bu? Valla oyuncularla olan iletişimine bağlı olarak ben etkileyebileceğini düşünüyorum. Okan Hoca kaldığı takdirde bir şey olmayabilir ama işte fırsat kollayanlar için özellikle de Twitter'da sosyal medya algıcıları için inanılmaz şeyler doğdu şu anda çok, onlara. Çok inanılmaz. Transfer olmayınca trend topic haberler bir şeyler çıkacak işte başlıklar çıkacak. Kötü sonuç geldi mi? Erden Timur yok. Icardi 3 gün gol atmasın üf neler yazılacak. Erden Timur'a bağlanacak. Tabii. Onlar. Evet. Bu kaçınılmaz. 8.36 saatlerimiz. Konuyla ilgili hala okumadığım mesajlar var. Güzel de farklı yerlerden bakılan mesajlar var. Reklamlardan sonra onlarla devam edeceğim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. ...8.44 saatlerimiz... ...Erden Timur'un dün yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarını konuşuyoruz. Bir taraftan da televizyonda şu an 2008'deki Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının özeti var. Şu an skor 2-0 Çek Cumhuriyeti lehine geldi. Dakikalar 62'yi gösteriyor. Birazdan geri dönüşümüz başlayacak. Evet, birazdan başlayacağız. Her izlediğimde tüylerimin diken diken olduğu bir karşılaşma. Biz burada Ali abiyle şöyle bir şey sormuştuk birbirimize. Cevaplarımız farklı çıkmıştı. Sen hangi golde tüylerin daha fazla diken diken oluyor? Turnuva boyunca mı? Şu iki tane şey söyleyeceğim. Nihat Kahveci'nin burada skoru 3-2'ye getiren golü mü? Semih Şentürk'ün Hırvatistan'a karşı 120+1'de attığı ve penaltılara götüren gol mü? Hangisi daha önemli senin için? Daha çok etki iz bıraktı. Nihat'ın golü tabii ki topun gittiği yer direğe çarpması falan o yani çok şey bir goldü. Estetik olarak da çok güzeldi topun böyle direğe vurup işte içeriye filelere çarpması falan. Semih'in golünde ben çok sersem gibiydim. Ya, o kadar üzülmüştüm ki yediğimiz gol, o kadar inanmıyordum ki bitti diye. Fakat beni sevindiren gol aslında sonu daha kötü oldu. Almanya'ya attığımız 2-2 yaptığımız goldü. Orada da şey dedim bak Hırvatistan maçında nasıl gol yediğimizde 119 diyorduk çünkü. Bitti dediysem Semih'in 80 küsür 85 hatırlamıyorum şimdi attığı gol dedi. Tamam gene geldik dedim. Yani gene bu iş bitti dedim ama evet. işte Colin Kazım'ın ayağını burktuğu pozisyon kader anıydı işte o maçtaki. Şimdi mesajlarla ben... Gerçi finale çıksak oyuncumuz kalmamıştı. Evet. 14-15 oyuncu herhalde çıkmıştık o maça. 13'te çıkmıştık. Ve Colin Kazım da sakatlanmıştı. Finale çıksak 12'ydik. Şimdi mesajlarla devam edeyim. Muhammed Hakçı demiş ki Erden Timur evet başarılıdır ama şunu da göz ardı etmeyelim. Raşit Say'ı bitiremeyen, Şimanski ve Fred'i elinden kaçırıp rakip takıma kaptıran, Zaha'yı çalım için alıp faydasını göremeyen, 8 numara transferini bir türlü yapamayan kendisi değil mi demiş. Bu eleştirilerin tabii bir kısmı haklıdır ama bir kısmı da değildir. Ben hemen şurada devreye gireyim. Şimdi Galatasaray taraftarı Şimanski'yi alsaydı, Zaha'yı da Fenerbahçe'ye kaptırsaydı performanslar ortaya çıkmadan önce kıyamet kopmaz mıydı internette? Şimanski kim? Hani isim olarak tabii. Bilinen bir oyuncu değildi. Aynı Zaha şey gibi işte Vecino'yla öbür Endombele gibi mesela. Evet yani. Şimdi bu, olay bittikten sonra tabii. konuşmak çok kolay. Aynen. Ki bir de şöyle bir durum var. Bunu Dursun Özbek de yanılmıyorsam söyledi. Galatasaray'ın o dönem bonservis verme ihtimali de yoktu Fred ve Şimanski'de. Kendi ifadesi tabii ki. Eğer bir bahane olarak sunmuyorlarsa.
daha çok kiralık oyunculara gitmeleri gerekiyordu. O yüzden Fred ve Szymanski'yi de bitirmeleri mümkün değildi. Rashid Say ile ilgili bilmiyorum, süreç tabii tam nasıl gerçekleşti. Onu bitiremedi mi yoksa bitirmek istemedi mi Galatasaray? Ben bitirmek istemedi diye anlıyorum. Ama Okan Hoca da orada ben çok net çok hatırlıyorum. Istiyordu. Çok istiyorum diyordu ve her fırsatta söylüyordu. Ama yani bir de şu deniyor, Rashid Say son ana kadar Galatasaray'dan telefon bekledi. Yani istese aslında Galatasaray arayabilirdi, bitirebilirdi. Sonuçta o zaman Okan Hoca'nın istediği birini bir yönetici nasıl almaz ki? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Bu olmaz. Bu olmamalı mesela. Bu ya doğru bir şey değil. O da tartışılır. Yani her teknik direktörün de her dediği olmalı mı? Sonuçta kulübün de bir politikası olamaz mı? Sonuçta Erden Timur bir vizyon ortaya koydu ve bazı transferleri de kendi yaptı. Sonuçta. Sadece hepsi Okan Buruk'a sorulup yapılmış transferler değildir. Bu da olur yani kulüplerde. Bu da çok ya, garip değil. Oyun teknik direktörün istemediği birini çilektir, yıldızdır, sansasyondur alırsın. Ama hocanın çok istediği birini ben istemiyorum diye bir yöneticinin almama hakkı olamaz. Yani olamaz yani. Mehmet Ünlü Ultra Aslan demiş. Bu konuyla ilgili hiçbir fikir beyan etmedi. Bu da bana çok manidar geldi demiş. Komple taraftar Erden Timur'a destek çıkarken taraftar grubu Ultra Aslan sessiz kalmayı tercih ediyor demiş. Bilmiyorum, hani takip etmedim Ultra Aslan ne diyor diye, ama demek ki kendisi etmiş ve böyle bir çıkarımda bulunmuş. Demek ki Dursun Özbek tarafında daha sıcak Ultra Aslan taraftar grubu. Doğan, gündemi Twitter belirliyor genelde. Bu sadece futbol için değil, her konu için geçerli demiş. Evet, yani bu zaten doğru bir tespit de. İşte bunu engellemek açısından ben az önce söyledim. Böyle sosyal medyada aslında çok fazla baz almasak, bunu başarabilsek, ki kolay bir şey değil. Hayatın çünkü artık bir gerçeği sosyal medya. Ve ister istemez biz de okuduklarımızdan etkileniyoruz, ama işte bunu görenler de bunu kötüye kullanıyor. Zaten hayatta da böyle bir şey insanların iyiliği için geliyor. Fakat kullanmak isteyen kötülüğü için de kullanabiliyor. Bu evet. Atom bombası yapılırken de böyleydi. Bir sürü teknoloji de bugün biz işimizi kolaylaştırıyor şüphesiz, ama aynı zamanda hayat kalitemizi de düşürüyor. Onu nasıl kullandığın önemli, fakat işte çok kötü kullandığımız açık. Erdem Özkan, bahsettiğiniz çelişki demiş az önce, Erden Timur'un gelecekte başkanlığa oynadığını gösteriyor. Sezon içinde konuşsa ve şampiyon olamazsa taraftar Erden Timur'u suçlardı. O gücü ileride kullanmak istediği için bir yıl şampiyon olmayalım ama bu yapıyı yıkalım diyemedi sezon içerisinde demiş. Böyle bir tespitte bulunmuş. Valla sezon içerisinde Erden Timur konuşsa ve Galatasaray şampiyon olamasa bütün yük, bütün ihale Erden Timur'a kalır mıydı? Yoksa Dursun Özbek ve sanmıyorum yakınlarına mı kalırdı? Ben de pek yani öyle bir kişiye ihale kalacak bir şey olmaz sonuçta. Çünkü dedikleri de doğruysa eğer Dursun Özbek. Bak sonuçta söylüyorum, da herkes sağ dışındaki bu yaşanan olayları o kadar büyütüyor ki, futbol şampiyonluk yani çok büyük bir yüzdeyle sahada oynanan oyunla, birlik ve beraberlikle kazanılıyor. Yani ben hiç hatırlamıyorum İngiltere'de bir yönetim kurulu ekibi biriyle kavga etsin de Manchester şampiyonluktan olmuş olsun, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Yani hakikaten abi her çok ülkenin, garip geliyor bana. Dediğinde haklısın, ben de katılıyorum da kendi dinamiği, kendi inandığı doğruları var. Burada da bu birlik, bütünlük, bir olma, işte Florya'da kenetlenme, konsantrasyon, böyle şeyler de var ya. Doğru, var. Doğru. Bizde böyle. Yani yönetim içinde de bütünlük isteniyor. Dursun Özbek sürekli camia içindeki birlik, beraberlikten, kardeşlikten bahsediyor. Yani kimsenin hiçbir şeyden haberi yok muymuş yani? Neler oldu? Bir hafta önce kongrede nasıl bir farkla kazandı? Tweetler yıkılıyordu, ortalık günlük güneşlikti yani. Hani hiç mi kimsenin hiçbir şeyden haberi yoktu? Dün Erden Timur dedi ki size de eminim benimle ilgili bir sürü şey iddia gelmiştir, her birinize gelmiştir dedi. Ama bunu çok fazla konuşan olmadı. Yani Erden Timur'la yönetim arasındaki gerginlik. Mesela ben Twitter'da Eren Terli'yi takip ediyorum. O da eskilerden bir Galatasaray muhabiri. Şu an evet, kendi YouTube kanalında bildiğim kadarıyla program evet yapıyor. Yani programlarını da izlemiyorum ama dün o kadar fazla tweet RT yaptı ki Ocak ayında ta bu sıkıntıyı dile getirmiş kendisi. Bu durumu farkında, fakat ana akım medyadaki muhabirlerin bu konuya pek fazla eğilmediğini anlıyoruz. Bunu yok saymışlar. Bilmemeleri mümkün değil. Yani Galatasaray'ın bu kadar içinde olup
ikili ilişkileri bu kadar iyi olup bunu bilmemeleri mümkün değil. Belli ki evet. Bilmelerine rağmen yazmamışlar. İşte Burhan Can'ın yine bir basın toplantısında sorusu olmuş bu konuyla alakalı olarak. O da ufaktan çıtlatmış ama böyle bir büyük gündem olmadı. Çünkü şunu düşündü büyük ihtimalle muhabirler. Yani Galatasaray Şampiyonlar giderken biz bu konuları ön plana çıkaran kişi olmayalım. Yarın öbür gün işler kötü giderse. Aynen öyle. Burhan Can bunu çıkarmıştı sezon içerisinde. İşte yok Serhan Türk çıkarmıştı. Ali Naci şöyle bir haber yaptı. Galatasaray'ı karıştırmak istiyorlar Şampiyonlar evet, giderken. Evet. Herhalde bu refleks. Yani gazetecilik mesleğinin tanımı çok değişti artık bizde. Ya da bizde mi dünyada mı bilmiyorum, kendimize mi acaba o şeyi yapmalıyız, ama hakikaten dediğin gibi kötü bir gidişat, bir şey varsa ihale bana kalmasın diye hiç kimse hiçbir şey yazmamayı tercih ediyor artık. Ya da kulüp dışı kalırım, kulüpten uzaklaştırılırım, kendi çalıştığım yerdeki gücümü kaybederim korkusu. Hepsi birbirle bağlantılı. Evet, onları da suçlayamıyorum. Hani bu eleştiriyorum. Sen de eleştiriyorsun gazetecilikle ilgili ama onların da kendi ekonomik kaygıları var. Doğru. Diyorum. Şimdi ona da nasıl kızayım? Doğru. O da kendince haklı. Çünkü düzen böyle. Böyle yaptığın noktada dışlanıyorsun. Haberlere ulaşamıyorsun. Belki işinden olacaksın. Senin yerine daha kulüp içi siyasete hakim biri gelecek. Hani çok zor bir denge gerçekten. Ya burada eleştirecek bir nokta, hani kızılacak bir nokta, eleştirecekler de kızılacak. Düzen değişti çünkü. Evet. Eskiden belki böyle değildi ama şu anda düzen değişti, artık buna evrildi. Mustafa Dürüst 80 milyarlık şirketi olan biri böyle bir şeye tenezzül eder mi demiş. İşte az önce söylemeye çalıştım. Yani madem tenezzül etmeyecek, ki çok emin kendine Erdem, niye bunlara bu kadar fazla prim verdi? Benim de sorguladığım şey bu. Neden bu kadar etkilendi Erden Timur bunlar karşısında? Yani bunlara gülüp geçemez miydi? Bu kadar mı kötü etkiledi? Onu sorguluyorum. Belki sorulabilirdi Erden Timur'a böyle bir soru ama gördüğüm kadarıyla sorulmadı. Batuhan Ergüven, o da tespiti şu: bence Erden Timur yönetimi yıpratıp başkanla oynuyor demiş. Bu başkanlık yakıştırması da, ki dün soruldu ve hatta şu da dendi: Dursun Özbek size bir söz vermiş miydi başkanlıkla alakalı diye. İlk geldiğinde aslında 2024'te yani bırakacağım, sen başkan olursun tarzı bir konuşma geçmiş aralarında. Fakat Türkiye'de bu da artık bir klasik. Kimse koltuğunu bırakmak istemiyor. Yani Ali Koç da nerelerden geldi? Evet. Üçüncü kez aday oldu. Dursun Özbek de ne dedi ya da demiş perde arkasında, nasıl davrandı? Yani o koltuk, bilmiyorum, tatlı mı geliyor? İşte tatlı geliyor, tamam. Tabii çok burada ki, şey yapmayayım ki. Ben de politik davranmayayım. Tatlı geliyor belli ki. Yok projedir, yok Galatasaray'ın işte başarısıdır. Ali Koç için de aynısı geçerli. Yani 3 ay önce olağanüstü bir şey olmadığı noktada ben devam etmeyi düşünmüyorum diyor. Çıldır. Sonrasında evet. İşte bazı projelere başladık, devamını getirmemiz lazım, ivmelendik falan. Hemen aynı refleksi gösteriyor o da. Bu bir klasik. O yüzden hani dün bu açıklamasına Erden Timur'un hiç mi hiç şaşırmadım. Çok da alışık olduğumuz bir tablo diyelim. 8.55 saatlerimiz, aradan sonra devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. Saatlerimiz 9. Şimdi yeni saate yeni bir konuyla başlayalım. Galatasaray'da Erden Timur'un açıklamalarını okuduk, yorumları okuduk. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi hafta sonu pazar günü yapılacak. Ya Ali Koç devam edecek ya da Aziz Yıldırım tekrar başkan olacak. Taraflar gün içerisinde üyelerle buluşmaya devam ediyor ve basına da her gün böyle yansıyan açıklamalar oluyor. Tonlar yükseliyor, eleştirinin dozu artıyor. Program içerisinde ufak bir değindik. Aziz Yıldırım'ın özellikle Acun Ilıcalı ile ilgili söylediği sözler çok gündem oldu. Dün Acun Ilıcalı ona bir cevap daha verdi. Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha göremeyeceksiniz diyor Acun Ilıcalı. Özetle öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım. Benim hayatım
çok iyiydi, çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile yara rakip takım taraftarları bana zarar verir mi diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil, içerideymiş. Yani bu dün de vurguladım. Bu dönemin favori tespiti. Evet, Genco abi. Evet, İçeride. Düşmanlar öyle. Dışarıda değil, içeride. İşte Erden Timur'un vurgusu bu. Fenerbahçelerin vurgusu bu şekilde. Geçmişte Fatih Terim dedik. İşte o da dışarıdaki düşmanlarla mücadele ederken içeridekilerle de ettiğinden. İçimizdeki firavunlar. İçimizdeki İrlandalılar. Aynen, İrlandalılar var. Gidersek var. Hep bir içerideki kötüler, içerideki düşman diye tabir edilen bir şey de var. Bu dönemde çok sık büyük kulüplerimizde özellikle duymaya başladık bunu. Dün bir de Ali Koç'la Şekip Mosturoğlu arasında bir gerginlik oldu. Fenerbahçe Başkanı dedi ki Yüksek Divan Kurulu'nun ofisi bir seçim bürosu olarak çalışmaktadır. Şekip Mosturoğlu üyelerimizi arayıp Sayın Aziz Yıldırım için oy istemektedir. Beni ziyarete gelen bir kişiyle karşılaşmış. İnşallah Aziz Başkan kazanacak, sen de o zaman bize katılırsın demiş. Ben bunu kabul etmiyorum. Seçilirsem Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağım diyor. Ali Koç yaptığı açıklamada bu da seçime yaklaşırken ilginç notlardan biri. Evet, bir tanesi tabii Şekip Mosturoğlu da cevap hakkını kısa şekilde kullanmış. Onu da tabii ki okuyacağım. Yüksek Divan Kurulu Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğü gereği yarın, yani bugünü kastediyor, mesai saati bitimine kadar seçim işlerini yürütmekle yetkili ve görevli kuruldur. Seçim süreci kurulumuz tarafından bugüne kadar objektif, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmüştür. Sürecin yarın tamamlanmasının ardından ve başkan adaylarının listelerinin kesinleştirilmesine dair nihai kararımızın alınmasından sonra şahsım ve Yüksek Divan Kurulu hakkında başkan adaylarından Sayın Ali Koç tarafından yapılan spekülatif açıklama ile ilgili olarak tarafımızca açıklama yapılacaktır. Büyük Fenerbahçe kamuoyuna saygılarımla arz ederim diyor Şekip Mosturoğlu. Bakalım ne diyecek Ali Koç'un açıklamaları karşısında. Ali Koç tabii kendi bunu tespit etmemiş bu durumu. Ona bir üye aracılığıyla bu aksettiriliyor, fakat burada keşke biraz daha bu konudan emin olsaydı Fenerbahçe Başkanı diye düşünüyorum. Bir kişinin sözüyle böyle bir çıkış yaptıysa o da hatalı bir çıkıştır. Bir de dün bir sosyal medya platformunda başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Hatta Oğuzhan Uğur'da da gördüm. Gene ya bugün ya yarın programda çıkacak. Birçok YouTube kanalına çıktı bu arada. Evet, Aziz Yıldırım. Evet. L1 Üçgen'e çıktı. Cüneyt diyorum. Enver Aysever'e çıktı. Onlar da klasik yani. Şeyde de, siyasette de seçim öncesi adaylar her kanala çıkıyorlardı neredeyse, YouTube başta olmak üzere. Şimdi de çıkıyorlar. Her geçen gün de farklı şeyler görüyorum yani. Genco abi her seferinde de beni şaşırtmayı başarıyorlar. Çok acayip bir seçim olacak yine. Evet, mesela dün gördüğüm bir açıklama, akşam bu arada Fenerbahçe Başkanı gençlerle bir araya gelmiş. Seçildiğim takdirde diyor Aziz Yıldırım'ın onursal başkan olmasını önereceğim diye bir ifade önüme düştü. Bunu birçok Fenerbahçeli hesap paylaştı. Bunu uydurmuş olmaları mümkün değil. İlginç. Mesela bu nasıl bir çıkış sence? Aziz Yıldırım'ın onursal başkan olmasını önereceğim seçildiğim takdirde diyor. O taraftan bilmiyorum, acaba sempati toplamak için mi? Yani bilemedim. Yani birlik beraberlik mesajı vermek. Ya birlik beraberlik mesajı artık ondan geçil çok oldu bence. Yani tabii Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı ile ilgili mesela söylediği sözler. Şimdi Ali Koç böyle çıkış yaptığında mesela Acun Ilıcalı ne düşünür? Mesela. Aziz Yıldırım olsa başka olmasını kabul eder mi? Geçmişte yaptıklarının hatırına bilmiyorum. Hani tabii ki ama oy kaygısı var. Ama kendi yönetimindeki biri için bu açıklamaları yapan birine karşı da biraz değişik bir çıkış. Peki seçimle ilgili senin şu anda gözlemin nedir? Yani 9 Haziran'da ben Sayın Ali Koç'un kazanmasını bekliyorum. Bir acabam vardı. Bir acabam vardı ama o acaba kalmadı artık bende. Nerede peki tam olarak o acaban giderildi? Benim mesela
o nokta bir, net bir noktam var. Benim Mourinho. Evet. Ve Mourinho'nun aslında bir gün sonraki basın toplantısındaki sözleri, ben evet. Ali Koç'la Branko'yla anlaştım. Evet. İstikrardan yanayım diyor. Ben o sözü söylediği anda benim için seçim bitti. Evet, yani benim için şey bir soru işareti vardı ya, bekliyorduk, seninle konuşuyorduk geçen haftaki Sabah Spor programlarında. İşte Aziz Yıldırım Jose Mourinho açıklamasını ya da işte açıklaması değil de işte haberini gördükten sonra, görüşmesini öğrendikten sonra cuma gününü hani bekleyelim, hem iki oyuncu artı bir teknik direktör deniyorken orada benim için ibre tamamen değişti artık. Evet, cumartesi Aziz Yıldırım görüşmeye gidiyordu Mourinho ile, fakat bir anda o görüşme Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile bir görüşmeye dönüştü. Fenerbahçe'nin de bayağı bir reklamı oldu. Evet. Ali Koç'un da haliyle ikna ettiği noktada seçimde bir aile güçlendi. Benim açımdan da farklı bir seçim olabilir. Mesela dinleyicimiz Talip Erdoğan da Aziz Yıldırım kaybettiği seçim zamanından daha ağır bir hezimete doğru gidiyor demiş. O zaman %78'e 22 idi oy oranları. Ama katılım çok çok büyüktü. Aynı katılım olur mu sence? Tarihi bir katılım gerçekleşmişti o seçimde. O seçimden bu seçime oy kullanacak kişi sayısı galiba 25 binlerden 45 binlere kadar çıktı üye sayısı. Yani tarihi bir, yani sayısal olarak, oran olarak bilmiyorum ama... Yüzde olarak bakılır yine. Ama yüzde olarak çok büyük bir yüzdeydi o seçim. 78'e otobüsler 22. falan kalkıyordu. Türkiye'nin her bir yerinden uçaklarla insanlar geliyordu. Çok az kişi gelmemişti seçime. Burada da bence yine çok kişi olur. Eğer, gerçi tarih tam olarak 9 Haziran haftaya değil değil mi, bayram haftası, izin haftası insanların? Yok. Ondan sonraki hafta. Ondan sonraki bayram. Gidecek. O yüzden hani tatile çıkma da çok olmamıştır. Hani bu pazar işte. Bu pazar. Bayram bir dahaki hafta. Bir dahaki hafta başlıyor. Dediğin gibi pazar günü 16'sında başlıyor. O yüzden katılımın ben yüksek olacağını ve Ali Koç lehine de büyük bir fark olacağını düşünüyorum. Ama 78-22'den daha ağır olur mu onu bilemiyorum. Onu zaman gösterir. Yusuf Yel, günaydın yayına. Fenerbahçeliyim. Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı, hangisi başkan olsun diye düşünüyorum. Karar veremiyorum. Aziz Başkan TFF'ye, MHK'ye boyun eğmez. O konuda iyi ama istikrar ve 2 seneden beri yukarıya giden bir Ali Koç var. O yüzden kararsızım demiş. Böyle dinleyicileri çok okuduk süreç içerisinde. Ne o. Hani ama yukarı gidiyor mu acaba Sayın Ali Koç? İvme olarak. Gitmiyor mu sence? Yani Jose Mourinho açıklaması haricinde, yani ya Jose Mourinho haricinde ben çok da böyle yukarıya giden bir çizgi görmüyorum. Ben orada ayrılıyorum senden. Jesus'la bence ivme yukarı çıktı. Kadro çok iyi değildi. Çok iyi bir teknik direktör vardı. Ligi ikinci bitirdi. Bir sonraki sene çok iyi bir kadro kuruldu. Ve hani takım için iyi bir yerli teknik direktör geldi. Puan rekoru kırıldı. Şimdi kadro korunacak büyük ölçüde. Hatta Acun Ilıcalı'nın gelmesi birlikte büyük takviyeler bekleniyor. Takviyeler de gelecek. Üzerine dünya çapında bir Mourinho var. Galatasaray'ın. Ama bunlar hep son bir haftaki olaylar. Bak, Acun Ilıcalı. Ama ben Jesus'tan aldım. Tamam, Jesus'tan aldın da yani onlar bir başarı getirmedi. Tamam, şampiyonluk getirmedi ama iyi mi olarak, hani ilk senelerini düşünürsen 6. 7. ve 3. bitirdi ilk 3 dönemine kıyasla, hani sonrasında hem finansal fair play'den kurtuldu, hem işte iyi teknik direktörler, iyi kadrolar. Ben de derim ki mesela TFF başkanının zamanında en çok isteyen kişi olarak ön plana çıktı. Fakat ondan sonra en çok ona meydan okuyan olarak isim çıktı. Kupadan çekilecek kadar hatta yaşananlar, yani son olağanüstü kongresindeki açıklamalar, sonra işte takım, genç takımla sahaya çıkmalar, yani taraftarlarla bu Jose Mourinho olayından önce ben hakikaten %50-50 görüyordum. Ama çok büyük bir atak, çok büyük bir transfer, hem yönetime hem de takıma teknik direktör olarak, ki futbolcunun da geleceği çok aşikar, çok belli. Bunlar olmasaydı ben ama gerçekten %50-50 görüyordum. Bir başarı görmüyordum açıkçası son gidişatta. Hangi Galatasaraylı'ya sorsan hepsi Ali Koç kalsın diyordu. Yani evet, öyle bir şey var. Ama Aziz Yıldırım döneminde de Galatasaray çok şampiyonluk yaşamıştı. O da yine o dönem için bir şaka konusuydu bence Galatasaraylılar için. Şimdi
Yönetim demişken Ali Koç yönetimi, işte Acun Ilıcalı şu anda tabii en çok konuşulan isim haliyle, en medyatik isim ama Ali Koç, özür dilerim, Acun Ilıcalı haricinde de yönetimde Hamdi Akın yine ekonomik gücüyle, iş adamı kimliğiyle ön plana çıkıyor. O da dün galiba bir fotoğraf karesi paylaşmış bir mekanda Jose Mourinho ve yanında da Nezih Barut, ki o da ünlü bir iş adamı, ünlü bir grubun sahibi. Yani yönetim listesinde yok belki ama Sportif AŞ'de olması planlanıyor. Yani Ali Koç bu anlamda da yine hani ivme olarak yönetim kurulu gücü açısından bu iki döneme kıyasla çok daha güçlü bir yönetim kurulu ve Sportif AŞ kuruyor. Murat Ülker'in işte desteğini çok net aldığını Acun Ilıcalı söylüyor. İşte Hamdi Akın listede, Nezih Barut, belki bilmediğimiz isimlerle birlikte. Bu anlamda da sağ dışında da yönetim kanadında da Aziz Yıldırım'a kıyasla, mesela dün görmüşsündür Aziz Yıldırım'ın listesinde olan bir isim, benim haberim yoktu listede olduğunda. Evet, bu çok ilginç. Ben çok bırakıyorum ve Ali Koç'u destekliyorum seçimde. Evet. Şey de ilginç, 10 gün sonra bunun açıklaması da ilginç, yeni mi haberi oldu? Hayır. Neden 10 gün bekledi bu açıklama için? O ayrı. Bir de Aziz Yıldırım nasıl böyle bir ismi listeye alma hatasına düşüyor bu kadar kritik bir seçimde? Bu ciddiyetsizlik göstergesidir. Bence de. Yani bir üye olsam ya böyle saçma şey mi olur? İki kere düşünürüm Aziz Yıldırım'a oy vereceksem. O da Aziz Yıldırım tarafını yaralayan bir gelişmeydi bana kalırsa. Dünden Aziz Yıldırım da şöyle demiş o konuyla ilgili. Aynı isimde başka bir arkadaşımız vardı. Ankara'dan onu yazacaktık. Yanlışlıkla bu ismi yazmışız demiş ama üyelere, taraftara nasıl geçer? Bana pek geçmedi açık söyleyeyim. Ama söylemiş olayım verdiği cevabı da. Evet, 9-12 saatlerimiz. Bir araya gidelim. Bu bölümde Fenerbahçe'yi biraz konuştuk. Dünden yansıyan gelişmeleri. Aradan sonra klasik kripto para ve iddia bölümümüz var. Ondan sonra da Beşiktaş'taki gelişmelerle devam ederiz. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şu anda BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı $70,835. Düne göre $2,000 kadar fiyat yukarı çıktı. Öğleden sonra fiyat yükselmeye başladı. $71,225 da gördü. Oradan biraz geri çekilip 70.800 bandında seyrini sürdürüyor şu anda. Fiyat TL olarak da $2,291,160'da. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. ...9-17 iddia bölümündeyiz. Bugün futbolda, voleybolda, teniste, birçok spor branşında güzel karşılaşmalar var. En sıcağıyla başlayayım. Voleybolda birazdan 9.30'da milli takımımız erkeklerde Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Slovenler çok favori bu karşılaşmada. İddiada şu an oranı yok Slovenya galibiyetini. Milli takımımızın galibiyetine 8-0'lik bir oran verilmiş. Yani 3-0'lık bir maç olması muhtemel gözüküyor. TRT'den de galiba maç yayınlanacak, onu söyleyeyim. Futbolda Euro 2024 öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Danimarka-İsveç saat 20'de. Yine aynı saatte Norveç-Kosova. 21.30 Belçika-Karadağ. 22 Fransa-Lüksemburg ve 22.30 İspanya-Andorra. Günün maçları. Yalnız İspanya ve Fransa'nın tercih ettiği ülkelerin anlamını kavrayabildin mi Genco abi? Yani Fransa neden Lüksemburg'la oynuyor? Fransa galibiyetine oran açılmamış. İspanya-Andorra'da da yine havaliyle oran açılmamış İspanya galibiyetinin rakipler. Zayıf. Andorra çok daha zayıf Lüksemburg'a göre tabii de. Valla acaba şeyden dolayı olabilir mi? Sabahki söylediğim işte, yani zaten bu kadar yoğun bir fikstürden çıkmışken oyuncular daha da şey yapmaya gerek yok. Kasmıyor. Onları zorlamaya. Ter idmanı gibi. Böyle bir maç. Ter idmanı gibi bir maç. Ya Fransa zaten kendini kimi rakip görebilir ki? Kimle oynamak ister? Lüksemburg'da oynar. Andorra. Yani İspanya Fransa ile oynasaydı daha mı iyiydi sence?
İşte nereden baktığına bağlı. Senin bakış açısından doğru. Zorlamaya gerek yok. Böyle bir maç daha yıpratıcı. Zaten adamlar en üst seviyeden çıkmışlar. Her biri kendi liginin, kendi takımlarının en üst seviyesinde. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi finali oynayan mı istersin İspanya takımında? Fransa zaten geçen sene Dünya Kupası, geçen sene değil de işte bir önceki Dünya Kupası'nda final oynadı. Daha işte Mbappe yeni transfer oldu 5 yıllığına Real Madrid'e gitti falan. Yani bu oyuncuları böyle zor bir maça çıkarsan ne olur, çıkarmasan olur. Zaten şu anda seviyelerin en üstündeler, hatta belki biraz daha aktif dinlenmeleri bile daha iyi olabilir onlar adına. Peki bahis olarak bugün öne çıkaracağın bir bahisin var mı? İsveç Danimarka maçında KG var bekliyorum. Galibiyete yakın olan gördüğüm taraf bence Danimarka. Ben Danimarka'yı beğeniyorum son yıllarda. Kaç handikap açıldı Fransa'ya bilmiyorum, Lüksemburg karşısında ya da İspanya Andorra karşısında, ama bence handikapları aşmaları çok uçuk bir şey değilse denenebilir. Kendilerini çok zorlamayabilirler bu arada. Yani oradan yola çıkarak da hani böyle atıyorum 7 handikap falan değilse, 6 handikap değilse, 4 handikapsa 5-6 denilir ama daha yüksek için bilmiyorum, bakmak lazım. Bir de Belçika Karadağ maçı var. Karadağ Prosinečki ile yeni bir döneme başladı. Yani yeni dediğim ya Şubat'ta ya Mart'ta geldi Prosinečki. Ama yine de bu tabii ki Belçika'ya pek bir engel olmayacaktır diye düşünüyorum. Belçika demişken sen gördün mü bilmiyorum. Arabistan'dan astronomik bir teklif gelmiş. De Bruyne'ye. Haberi teklifi görmedim de De Bruyne'nin açıklamasını gördüm. O da diyor ki ya öyle bir teklif ki geleceğimi düşüneceğim. Geleceğimi düşünmem için bu teklifi değerlendirmeye alacağım. Ya yani öyle bir rakam teklif edilmiş ki demek ki kendisine. Aynen. Kariyerinin sonunda 10 yılda kazanacağı belki bir parayı bir senede 2 senede kazanmayacak. Yani düşüneceğini söylüyor. Gider. Böyle diyorsa kesin bence feci bir rakamdır. Bir de eşim de sıcak dedi bu konuya. Açıklamasında o detayı da gördüm. Hani Suudi Arabistan'a gitmek. Ama hani Suudi Arabistan'ın ne bileyim atmosferi mi hoşuna gitmiş artık. Onun da cezbediyormuş eşini de, ailesini, ve o yüzden de sıcak gözüküyor. Yani yazın hani Ederson da gidebilir. Alisson, onların da isimleri geçiyor. Evet. De Bruyne, yani Premier Lig'den de birçok oyuncunun hakkı çiğnenebilir. De Bruyne'nin karısı olsam ben, o Suudi Arabistan'da oynasın, ben Katar'da git gel derdim bana. İşte hayat bir saatlik öyle yol. Bir de bugün tenis maçları var. İddia bölümünü öyle kapatayım. Roland Garros'ta çeyrek finalde kadınlarda Paulini Rybakina ve Andreeva Sabalenka günün eşleşmeleri. Saat 21.15 civarında da erkeklerde son çeyrek final maçı Zverev ile Deminor arasında oynanacak. Djokovic çekildiği için bugün maçı yok. Kasper Ruud otomatik olarak yarı finale çıktı ve bugünkü maçın galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Diğer tarafta da Carlos Alcaraz Yannick Sinner eşleşmesi. Teniste Djokovic, Nadal, Federer dönemi sonrası en büyük rekabet Sinner ile Alcaraz arasında olacak gibi gözüküyor. Bu açıdan çok güzel bir eşleşme olur. Ben de bir aksilik olmazsa o karşılaşmayı da takip etmeyi ümit ediyorum diyeyim. Bu arada bir maç daha var benim aklımda. Meksika Uruguay mücadelesi. O sabah karşı oynanacağından dolayı onu şimdi görmedim. 4'teymiş. Evet. Orada da bir KG var denenebilir. KG var. Güzel. Evet, şimdi Beşiktaş'a geçiş yapacağım. Genco abi izninde Beşiktaş'ta en sıcak gündem sportif direktör gündemi oldu. Beşiktaş hem teknik direktör arıyor acil şekilde, çok acil olmayacak şekilde de bir sportif direktör arayışı var. Ve gündeme gelen isim de Morgan De Sanctis olmuştu. Geçen günlerde de kendisini anmıştık bu haber sonrasında. Dün Di Marzio tarafla anlaşmaya önce yakın dedi, fakat gece geç saatlerde yaptığı bilgilendirmede görüşmeler tıkandı diye bir ifade kullandı. De Sanctis de orta çizgi internet sitesine bir kısa açıklamada bulunmuş ve demiş ki şu anda sessiz kalmak istiyorum. Birkaç saat içerisinde nerede çalışıp çalışmayacağım konusunda bir karar vereceğim. Bu karar zor bir karar olacak demiş. Öyle çok pozitif bir mesaj değil De Sanctis'ten. Yani burada da yönetim karavana atıyor gibi gözüküyor şu aşamada. Evet, bence de ilginç bir tercih. De Sanctis, hani tercih ilginç. Ya biz de burayı ilk gördüğümüzde bir acaba olduk seninle. Bir de ikna edememesi de ilginç. Yani evet, şu an gözüken tabloda De Sanctis bile Beşiktaş'ı reddediyor
konumunda. Teknik direktör konusunda dünden bugüne değişen bir şey var mı? Dünden bugüne değişen bir şey yok. Hala Beşiktaş'ın teknik direktörü yok. Ama haberler var. Hürriyet'te İsmail Er Beşiktaş'ta Pochettino sesleri demiş. Onun haricinde bana çok mümkün gelmiyor. Sana geliyor mu? Gelmiyor. 10 milyon euro demiş maliyet olarak. O gün Şahinoğlu'da Sabah gazetesinde Pochettino Xavi'nin maliyetleri 10'ar milyon euro, o yüzden olmadı. Yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst deyip net bir başlık kullanmış. Onun haberine göre yeni dönemde Van Bronckhorst takımı çalıştıracak ama bu bir resmi bir açıklama değil Beşiktaş cephesinden. Bir de Beşiktaş'ın şu ana kadar hala bir teknik direktör açıklaması biraz ilginç gelmeye başladı bana. Artık sesler de yükselmeye başladı kulüp içerisinde. Normal. Yani bir tane seçim yapıldı, olmadı. Ki onun bile, o seçimin kararının, ben hep söylüyorum, bence çok tartışmaya açıktı ve tam da benim beklediğim gibi de oldu zaten. Tamam, aksini düşünenler de kendince haklı tarafları var mutlaka, olabilir ama şu ana kadar hala yani hiçbir şeyin bir netlik kazanmaması, bir ismin bile daha sağlıklı açıklanmaması, olmaması, geçmemesi bir ismin bana hakikaten bir artık garip gelmeye başladı. Dün Ömün Çöz'den Beşiktaş muhabiri teknik direktör konusuyla ilgili şöyle bir güncellemede bulunmuş. Mourinho Fenerbahçe ile anlaştı. Lucescu PAOK'ta kaldı. Sergen Yalçın ve Şenol Güneş ile görüşmeler zaten durdurulmuştu. Bir işten süre isteyen yönetim kurulu Hırvat çalıştırıcı adaylar arasından çıkarmaya hazırlanıyor. Nuri Şahin ihtimali ise artık çok düşük ki dün onunla da ilgili yapılan haberde Nuri Şahin Beşiktaş yönetimine ben Dortmund'da devam etmek istiyorum demiş. O yüzden Nuri Şahin de olmuyor ve Beşiktaş yönetimi de yeni teknik direktörüyle bir hafta içinde sözleşme imzalamak için temaslara devam ediyor denmiş. Yani burada da öyle bitmeye yakın bir isim paylaşılmamış haberde ama Sabah gazetesinde dediğim gibi Van Bronckhorst şu anda öne çıkan teknik direktör adayı Beşiktaş'ta. Ya bu arada şimdi televizyonda voleybol maçının canlı yayını başladı da sen milli takımımıza mı oran açılmadı dedin, rakibimize mi? Rakip favori. Rakip favori. Slovenler. Ha, çünkü evet 4 kere karşılaşmışız, 4'ünde de onlar yenmiş. İstatistiği gördüm şimdi. Hatta şeye bakalım, dünya sıralamasında kaçıncı bu Slovenler? Tersiyse hemen bir şeyler bıraktım. Kadar yok. Slovenler bakayım 6. basamaktalar. Onlar bizim millilerde 14. basamakta yer alıyorlar. En iyi puana sahip takım ülkede Polonya. Erkeklerde İtalya ve Amerika'da onları takip ediyor. Dileyen, hani bu saatte bir maç izlemek isteyen varsa TRT Spor'da şu an erkek voleybolda Slovenya-Türkiye karşılaşması başlamak üzere, herhalde Asya tarafında bir yerde oynanıyor. Bu saatte başlandığına göre onu da görürsek detayını paylaşırız. Evet, Beşiktaş'taki son durumdan bahsediyordum. Teknik direktör konusunda gördüğünüz gibi herhangi bir net gelişme yok Beşiktaş cephesinde. Transferle ilgili haliyle, yani teknik direktörün ve sportif direktörün belli değilken onlar hiç olmuyor. Hangi transferi bitireceksin? Tabii. Ne yapacaksın? Kim istemiş olacak? Evet. Kim almış olacak? Hadi yine sen de söyledin, bazen öyle isimler getirsin ki yönetime teknik direktörün ve sportif direktörün onayına ihtiyaç duymazsın. Ne bileyim işte Sabic mesela, hani Atletico'dan ayrılacak. Ne bileyim Hermoso dermişti. Böyle kaliteli isimler getirebilirsin ama o da yok. Dün acayip isimler çıktı. Kontratı biten, yenilenmeyen, konservisi elinde olan isimler. Mbappe vardı ama onu Real Madrid kaptı. Mbappe o zaten imza parası 100 milyonmuş. Bilmiyorum doğru mu ama imza parası 100 milyon almış. Evet, onu Real Madrid kaptı. Yani yılda da 57.5 milyon oluyormuş. Yıllık ücreti az geldi bana. İmza parasından herhalde çıkarmışlar ücreti. Yani aday çok tabii bonservisi elinde olan futbolcu ama isteyen kulüpler de çok. Bu sezon çünkü boşa çıkan oyuncu sayısı da ya da kalitesi de öyle müthiş değil bence genel ortalamaya baktığımızda. O yüzden o kısıtlı oyuncular da kapışılacaktır. Artık kiralık oyunculara daha fazla gitmesi gerekebilir takımlarımızın. Bu arada gazetelerde gördüm. Beşiktaş'ın adı anılan isimlerden biri. Dün de görmüşüm, şimdi karşıma çıktı. Solskjaer'e ne dersin? Mesela olabilecek bir isim gibi geliyor bana. Dünden hazırmış zaten Solskjaer. Kabul etmiş teklifi de. Beşiktaş yönetimi daha iyisini aradığı için bekletiliyormuş Van Bronckhorst'la ikisi. Bilmiyorum hani Solskjaer'i sen bence daha yakından... Bence Van Bronckhorst mu Solskjaer mi desem, ben Solskjaer derim.
daha yakından takip ettiğim bir isim muhakkak bana kıyasla. O yüzden hani ben çok bir keskin yorumda bulunmayacağım Solskjaer'le ilgili. Ancak hani şunu söyleyebilirim. Çok taraftarı tatmin edecek bir isim olmaz Solskjaer. Ama teknik direktörlüğüyle ilgili bilmiyorum, sen belki detay vermek istersin. Yani işte Manchester United'daki dönemi çok çok ilginçti. Yani geçici olarak kimin yerine geldi hatırlamıyorum, Manchester'da o kadar çok teknik direktör değişikliği oldu ki son yıllarda, ama birinin yerine geçici olarak geldi. Mourinho sonrası mı acaba? Hatırlayamıyorum. Fakat Paris'i elediler Şampiyonlar Ligi'nde. İnanılmaz bir şekilde Paris'i elediler. Paris eledikleri hafta, hatta ki Solskjaer'in 8. de 9. haftasıydı. Yani hani geçici olarak gelip de bayağı devam ettiği bir dönemdi. Hani 3. 4. maç değil. 9. 10. maçı falandı. Rio Ferdinand canlı yayında dedi ki Manchester yönetimine, bu adam daha ne yapsın? Ligde geldiğinden beri inanılmaz sonuçlar alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Paris'i eledi. Artık bu adamla kontrat imzalamak için daha ne duruyorsunuz? Derhal bu gece kontrat imzalayın dedi. O hafta kontrat imzalandı. Manchester Mert bir düşüşe geçti kontrattan sonra. Ya ben böyle bir şey görmedim. Bütün düşüşün sorumluluğunu herkes Rio Ferdinand'a attı sonra. Ya öyle ilginç bir durum oldu. O tabii. Zaman Beşiktaş geçici olarak anlaştın açıkçası. Mesela geçici olarak anlaştık. Tamamen. Ya yani sonuçta olmasın. Bir takıma kulübe kattığı bir şey var. Oldu. Kontrat olayı gerçekten nasıl bir tesadüftür ben de bilemiyorum. Nasıl böyle bir şey oldu. Ama yani Beşiktaş'ın şu anda son 1,5 yıldır içinde bulunduğu durumu düşününce Solskjaer bana Beşiktaş'tan çok burun kıvıracağı bir isim gelmemeli gibi geliyor. Vallahi kıvrılır herhalde. Selçuk demiş ki mesela Van Bronckhorst'un nasıl bir misyonu, vizyonu var da Beşiktaş'a uygun görülüyor anlamadım. Maalesef sadece ismi var ve göz boyama olması için gelecek herhalde demiş. Herhalde bunun benzerini Solskjaer için de. Ya Solskjaer bence vardır. Bir tık daha iyidir Bronckhorst'tan bence. Evet, bakalım Beşiktaş yönetimi son dönemde sessizliğini koruyor teknik direktör konusunda. En son Mourinho ile ilgili Hüseyin Yücel'in Fenerbahçe'ye anlaşacağı ortaya çıktıktan sonra bir açıklaması vardı. Beşiktaş'ın âli menfaatleri gereği anlaşma sağlanamadı demişti Mourinho ile alakalı olarak. Fikir ayrılıklarından bahsetmişti. Ondan sonrası hani Mourinho'yu çıta olarak belirlediğiniz noktada Van Bronckhorst, Solskjaer tabii ki burun kıvrılır. Bu da çok normal. Yani bunu yönetim herhalde farkındadır diye düşünüyorum. Bu ismi çünkü kendiniz ortaya attınız. Olmadı. Ezeli rakiplerinizden biri getirdi. Sizin de o ayara yakın bir ayar hoca getirmeniz beklenir taraftardan. Xavi mi olur? Pochettino mu? Herhalde onlara çok burun kıvırmaz taraftar diye düşünüyorum. Ama Pochettino da olur mu mesela? İşte 10 milyon euro deniyor. Olmaz yani o da. Ama hayır, Pochettino'nun kabul edeceğini zannetmiyorum ben. 10 milyon euro. Ha, paradan da geçti. Projeyi kabul edeceğini zannetmiyorum. Xavi de. Gerçi Barcelona'da mesela çok dramatik bir kulüp. Şu an şey haberleri var mesela, okuyorum. Lewandowski'nin içeride 10 milyon euroluk alacağı kalmış gibi şeyler görüyorum Barcelona olarak. Tam bir Süper Lig kulübü gibi oldular. Geleceğini satıp inanılmaz ya borçlar dönmeye çalışıyorlar. Çok ilginç bir gelişme vardı. Yani kendi ayrılmayacağım dedi. Sonra bir haber gördüm. Gerçi yabancı bir haber kaynağı olduğu için altyazısı da şey yoktu. Kulübe giremiyor Xavi. Giremiyor mu? Evet. Yani işte son hafta bitmeden mi gönderilmiş, bir şey olmuş, öyle bir yazı okudum. Şöyle bayağı okutuyor kartı, giremiyor, birilerini arıyor falan, anlamadım. Başka bir görüntüydü ama yani çeviri yap dediğimde Google Translation'a bastığımda şey işte başkandan Xavi'ye çalım şeklinde bir haber gördüm. Başkanın dün açıklaması vardı Laporta'nın. Xavi'yle devam edecektik ama sonrasında futbolcularla ilgili yaptığı açıklamalar bende farklı fikirler uyandırdı ve sonrasında da devam etmek istemedik dedi. Xavi'ye orada topu attı ve Flick'le o şekilde anlaştıklarını söylemiş. 9.33 saatlerimiz, son aramıza gidelim. Son bölümde karşınızda olalım. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com.
programın son bölümündeyiz. Dünden işte birkaç tweet notlarım arasına aldım. Like'lıyorum geceden gördüğüm tweetleri. Dikkatimi çeken bir tweet Serdar Sarıdağ'ın tweet oldu. Beşiktaşlı bir isim Serdar Sarıdağ. Şu anda Ekol TV'de çalışıyor. Şöyle bir tweet atmış. Fenerbahçe ile ilgili duyduğum transfer dedikodusu şöyle demiş. Bir isim gelecek. Mourinho onun gölgesinde kalacak. Ben ise Mourinho bir acının gölgesinde kalır, kimsenin gölgesinde kalmaz dedim. O kişi ise Mourinho neden Fenerbahçe'ye koşa koşa geldi, yakında anlarsın dedi. Kim bu isim diye de takipçilerine sormuş. Fenerbahçe'nin önüne düştüyse, bilmiyorum hani altına gelen yorumlara bakıyorum bir isim. Hani Ronaldo Messi yazmışlar. Genelde Mourinho'nun gölgede kalacağı bir isim var mı şu anda futbol piyasasında? Futbolcu piyasası olarak mı? Futbolcu olarak. Biri gelecek. Kime gelecek? Beşiktaş'a. Fenerbahçe. Ha, Fenerbahçe'ye. Mourinho da onun gölgesinde kalacak. Yani Mbappe geliyor aklıma. Televizyonda bir isim gördüm ben şu anda. Sabah televizyon programında, bir tane spor programında. Raheem Sterling. Evet, şu an en güncel benim de gördüğüm o. Yani Sterling çok iyi bir isim ama yani son dönemde gerçekten oynadığı futbol ve bireyselliği, bencilliği o kadar had safhada ki, yani daha Chelsea'deyken bile çok ağır sinir bozucu böyle hareketleri aklımda kaldı benim. 2'ye 1'ken bir pas vermediği bir tane inanılmaz, ama böyle hani takım arkadaşı artık ne söyleyeceğini bilemiyor, yanına da bakmıyor. Tamam, çok yetenekli bir oyuncu, acayip adam eksilten bir oyuncu ama topla inanılmaz fazla oynuyor mesela. Aklımda o kaldı. Ha, isim olarak tam ben bu. Ben söyleyeyim mi? İsim olarak bilmiyorum. Gölgede bırakır mı Sterling? Bırakmaz. Bırakmaz. Ben söyleyeyim. Altına gelen yorumlardan aklıma gelen Lewandowski. Lewandowski ismi de çok çıkıyor, evet. Ya da Benzema. İkisinden birisi olur. Gölgede bırakabilecek, ki o da tartışılır tabii. Hani tam gölgede bırakacak da diyemem. Bu iki isimden Benzema daha mantıklı geliyor bana. Yıllarca Mourinho ile çalıştı çünkü. Suudi Arabistan'da da pek iyi bir dönem geçirmedi. Aynen, dönebilir. Dönebilir. Bir sezon geçirdi. Dolayısıyla bir, yani bu iki isimden bir tanesi olacak olsa bana en makulü olabilir olarak adlandırabileceğim isim Benzema olur. Ben hani Lewandowski ile ilgili çıkan haberi az önce söyledim. İşte 10 milyon euro kulüpten alacağı var falan. Eğer bunlar doğruysa Lewandowski de ayrılmak için bir fırsat kolluyor olabilir. Gerçi dün Laporta o kapıyı da kapattı. Çok iyi teklifler olmasına rağmen bizi seçti, bizle mutlu gibi şeyler söyledi. Tabii ki bir başkan olarak bunu söyleyecek, yani mutsuz edecek hali yok ama en azından onu da bir baskı altına alıyor kamuoyundaki bu açıklamasıyla. Bakalım, yani çıta gerçekten transferde beklenti çok yükseldi. Bu işte zaman zaman terse de dönebiliyor bu kadar yükseldiğinde. Şimdi bunlar konuşulurken getireceğiniz oyuncu, örnek veriyorum, Gabriel Jesus olursa ki o da çok önemli bir isim olur ama Lewandowski Benzema'dan geldiğin noktada. Jesus da Galatasaray'la anılıyor. O yüzden aklımda o geldi de santrfor olarak. Benim yani Jesus'a asla hayır demem. Bir futbolsal olarak, fakat geçen sene yaşadığı sakatlıkları düşününce de pek sıcak bakacağım bir transfer olmaz. Yani ne Galatasaray ne Türkiye Ligi'ndeki herhangi bir takıma, çünkü çok fazla sakatlık yaşadı. Ve bitiriciliğiyle ilgili de kendisinin herhalde. İngiltere'de adı röportajını okudum. Artık 90 dakika oynayamıyorum diyor. Kendi ağzından çıkmış bir röportajı okudum ben. Yani çok korkunç kas adeli ağrısı yaşıyorum, 90 dakika oynayamıyorum diyor. Ve bunu geçen sene söylüyordu. O zaman Avrupa'da kalamaz abi zaten. Zor. Öyle dediyse yani. Şimdi az önce bir hatırlatma yapmıştık. Milli takımımızın Slovenya ile erkek voleybolda maçı var diye. Az önce TRT Spor'da başladı karşılaşma. Şu anda ilk setin ortalarındayız. Slovenya'nın 16-9'luk bir üstünlüğü var. Beklendiği gibi Slovenya'nın üstünlüğüyle başladı karşılaşma. Mustafa Demirkaya dinleyicimiz de maç Japonya Marina Messe Fukuoka'da oynanıyor demiş. Evet, teşekkür ediyoruz bilgi için. Kenarda da hemen reklam panolarının orada Fukuoka yazısı var. Şehir ismi sanıyorum ki. Millilere de başarılar dileyelim ama işleri çok kolay gözükmüyor. Bu maç için benim paylaşacağım haber kaldı mı? Bakayım, böyle bir aşağı doğru iniyorum. Ali Koç'un açıklamaları.
Az Yıldırım, Acun Ilıcalı derken bir haber var. Onunla bitireyim programı. Salim Ajans Spor'da demişti ki Miyazaki Fenerbahçe'de takım arkadaşlarına veda etti. Önümüzdeki dönemde takımda olmayacak demişti. Ama Miyazaki bu haberi yalanladı. Bu ara Salim baya yalanlanıyor. Sergio Oliveira en son bir şeyler yazdı. Zaitz'a şimdi açıklaması geldi. Salim tabii kendinden emin bu konularda. Hani istihbaratına güveniyor. Erken konuşmak da istemiyor. Hani günün sonunda ben de bu arada Zaitz'ın önümüzdeki sezon olmayacağını düşünüyorum. Yani bu 12'ye düşecek yabancı sayısı, çok iyi bir kadro kurulacak. Yabancı hakkımı ben daha gelecek yana, insanlar da olacaktır. Zaitz bence kesin olmayacak. Ama hani Zaitz'ın yalanlaması da şöyle. Fenerbahçe'de ayrıldığıma ve takım arkadaşlarımla vedalaştığıma dair çıkan haberler doğru değil. Sonra kulüple de görüştüm. Kendilerinin böyle bir isteği olmadı. 2026 yılına kadar da sözleşmem var diyor. Tabii bu şu aşamadaki durum. Bence Haziran-Temmuz'un devamında Zaitz'ın takılma kalma ihtimali sıfır. Net şekilde takımdan gidecektir. Onun yerine hani Crespo dönecek mesela. Birini tutacaksam ben takımda orta sahada. Ki iki isim de birden gidebilir. Ben yine de hakkımı Crespo'dan yana kullanırdım. Şimdi bir de bir tweet daha düştü önüme. Onu okuyayım, öyle bitireyim. Aziz Yıldırım'dan gelen bir açıklama bu. Artık hangi kanala konuştu bilemiyorum ama demiş ki Sayın Ali Koç, benimle birlikte televizyona çıkma isteğini tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir. Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım yok. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarları anlamsızdır. Zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki olağan seçimli kongrede bir araya geleceğiz diyor. Bu kapıyı da artık kapatıyordu. En net şekilde kapattığını söyleyebiliriz. Artık bundan sonrası da gerçekten zorlamaya girecek Ali Koç tarafından. Yani kabul etmiyor Aziz evet, Yıldırım. Evet. Artık kongrede, kürsüde, kongrelerin önünde güzel bir seçim bizi bekliyor. Evet, çok güzel, hararetli bir seçim olacak. Yani ilk seçim hararetli diyorsanız bu bayağı hararetli olacaktır. Evet, öyle gözüküyor. Evet Genco abi, bitirdik programı. Sana da tekrar geçmiş olsun diyelim. Teşekkürler. Boyunca yoktun, bugün katıldın. Bugün düz koşulara başladım, yarın evet, antrenmana daha, çıkacağım. Daha iyi şekilde burada olacaksın. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. İddia.com.